herkese. Tek Çağrı Uzay Programı'na hoş geldiniz. Ben moderatör Damla Pekgöz. Ben Umut Yıldız. Bugün de ben, uzaydan düşen... Ben de misafir Egemen. Ben de varım burada. <laughs> evet onu da söyleyeceğim. Abi, ben. Da, oraya da geliyor. <laughs> bunu bir öğretemedik. Bugün de yine... <laughs> Aynen bunu, bunu, hep baştan söyleyeceğim. Bugün de yine çok keyifli bir sohbet yapacağız zaten. Egemen Hocam kendisini hemen tanıttı. Ben de bir ufak kendisiyle ilgili bilgi vereyim. Bugün Doktor Egemen İmre Hocamız ile hangi konuda konuşacağımızı söyleyeyim hemen. Uzaktan Algılama uydularını konuşacağız. Google haritalar nasıl çalışır? Bu uydularla bizim evlerimize bakıyorlar mı? Ama bizim perdelerimizi biz kapatmak zorunda mıyız? Uydularla herkes bizi izliyor mu? Bu uydular bu işlere yarıyor mu? Ya da ne işlere yarıyor aslında? Egemen Hoca bizi biraz bilgilendirecek nasıl çalıştıklarını ve aslında korkup korkmamamız gerektiğini. <laughs> e, videoyu izledikten sonra sizin de bu konuyla ilgili eğer sorularınız varsa lütfen videonun altındaki yorumlar kısmına yazmaktan ee, çekinmeyin. Bu konularla ilgili de sorularımızı başka videolarda cevap veriyoruz ya da altına yazıyoruz mutlaka. Ayrıca eğer videomuzu beğendiyseniz daha fazla bu videolardan izlemek için de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Biz Cumartesi günleri 21'de her 21'de canlı olarak bu yayınları yapıyoruz. Eğer canlı olarak izlemek isterseniz 21'de sizi hem YouTube hem de Twitch kanalımıza bekleriz. Ayrıca tüm yayınlarımızda geriden de gelse podcast olarak <laughs> tüm mecaları e, yüklüyoruz. Eee Teşekkür ediyorum bu arada. Arkadaşlarınıza da paylaşmayı unutmayın diyerek e, hoş geldin Egemen hocam diye hemen oradan konuya giriyorum. Nasılsınız diye böyle size paslayayım. Ekmek parası çalışıyoruz, çalışıyoruz ne biz diyeyim bizde. de. Hocam o zaman bir ya... <laughs> ben öyle diyorum. Namer'de muhtarcı olmayan işte uydumuzu tasarlıyoruz. <laughs> <Böyle> bir... <laughs> Şimdi uydu tasarlamadan bahsetmiştiniz. O zaman kısaca da bir, kendim, bir, bir tanıyalım size. Evet. Eee şöyle çok hızlıca tanıtayım. Eee 96'da Otte Havacılık'tan eee Otte Havacılığa girdim. Ben hani eskiden beri havacılığı çok seviyordum. Uçak mühendisi olurum, uçak 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 diyordum. Ondan sonra hayat beni e, uzay sohbetine taşıdı. 2000 senesinde staj yaptım. 2001'de havacılıktan mezun oldum. İngiltere'ye master'a gittim. TÜBİTAK Bilsat projesiyle. Master doktora orada bitti. 2006'da Türkiye'ye döndüm. Ee, 11 sene TÜBİTAK'ta çalıştım. TÜBİTAK Kuzayda, işte Rasat, Göktürk, Kimece, onlarda da çalıştım. Belki burada da konuşuruz. Sonrasında 2018 Şubat'ta Ankara'dan artık ah dediğim için İzmirliyim demiş miydim? Artık Ankara burama geldiği için Ankara'dan gittim ama Ankara'dan gitmenin Türkiye'de başka bir yol olmadığı için Almanya'ya taşındım. Hmm. Şimdi Almanya'da bir özel şirkette Özel ajansı için yeni nesil uzaktan algılama uygularının fizibilitesi üstüne çalışıyorum. 45 saniyelik özet böyle. <laughs> Bayağı güzel özetlediniz Harika gerçekten. hocam. <laughs> Özel bir şirket dediniz. Şirketin ismini verebilirsiniz canım. Yani öyle biz şey değiliz. <laughs> Şirket kızıyor ondan ha, şirket sonra. Mi kızıyor? Bizim adımıza mı konuşur falan diye o zaman. Ondan sonra ben onları temsil etmiyorum ben burada uyduruş şirin olarak bulunuyorum. Tamam tamam o zaman. Tamam, okay. Şirket ne de o oh abi o kadar gizli değil de LinkedIn'e girenler görüyorlar zaten. Ee, doğru doğru. İşte e, Avrupa'daki Galileo uydularını diyeyim e, en bilinenler onlar olduğu için Galileo uydularını yapan şirket o. Bizim yan binada yapılıyordu onlar. Şimdi e, şöyle bir şey de var şimdi uzaktan algılama uyduları derken bir nevi sonuçta gözetleme uyduları bir nevi değil zaten gözetleme ve farklı amaçları da olabiliyor. Hem işte bugün Google haritalarda falan da kullanabiliyorsunuz, aynı zamanda askeri anlamda da kullanabiliyorsunuz. Sanırım en çok uzaktan uygula uzaktan algılama uydusu olan ülke herhalde Amerika'dır, değil mi? Yani Avrupa'nın toplamı falan bir de toplasam, belki dünyadaki bütün uyduları toplayıp Amerika'yı geçer mi? Amerika'nın uzaktan algılama uydularını? Valla en son planet çok fazla küçük uydusu olduğu için Planet'ı geçmek çok zor öyle söyleyeyim. Amerika'ya geçmeyi demeyeyim. Planet'ı geçmek planet? çok zor. Kim planet Planet, Planet Labs yaklaşık işte şu ebatta şu aralar en son rakamlar herhalde 120 falan oldu. 120 tane falan optik gözlem uydusu var. Dovlar artık seri üretime bağlamış vaziyetteler. Hmm. Bir de yaklaşık bir çamaşır makinesi ebadında 100 kilo civarında daha yüksek çözünürlüklü uydular var. Eskiden Google'ındı o uydular. ondan sonra onlara geçti falan filan derken. Onlardan da kaç tane var ya? 20-25 tane var galiba. Yani sırf onların küçük eyvallah. Hani böyle tonlarca böyle otobüs ebadında uydulardan bahsetmiyoruz ama sayısı olarak bakıldığında Planet'ten daha fazla uydusu olan var mı bilmiyorum. Ülke var mı emin değilim ha, yani. Ha uzaktan algılama olarak doğru. Dur ee, da işte şeyler SpaceX'inkiler, Starlink'ler zaten her halükarda bütün uyduları geçecek zaten bunlar. On, onlara kamera taksak zaten onlar açık ara herkesi geçerler. <laughs> Cuma günü ondan konuşuyorduk arkadaşlarla. Şunlara bir tane kamera taksak bütün dünyayı fırfır fır görüntüleriz Takmamış diye. Takmamış olabilirler ee, mi? Beyim, yani takmış olabilirler mi bir kenarda mutlaka şeyi olup. Benim gördüğüm kadarıyla hayır çünkü Uyduları gördüğüm kadarıyla diyeyim, bunun için bir yerleri ve alanları yok. Çok büyük bir kamera takabilmeleri de mümkün. Hmm. Yani hani kendilerini belki görecek kadar kameraları vardır, İşte güneş paneli açıldım falan gibi ama ha, ciddiye remote sensing, alınabilir. Remote sensing anlamında hayır çünkü fiziki olarak alanları yok. Uyduyu bakıyorum, hep şimdi buna nasıl tıkmışlar ya falan diyorum. Yani bütün ekipmanlar. <laughs> çünkü bir seferde 60 taneyi falan fırlatıyorlar. Tabi tabii tabii. Ee. tabii, tabii. Ya yani şimdi şey de olayı var ya bugün bugün itibariyle bu haberi de veredim büyük ihtimalle. E, haberde herhalde e, teyit olacaktır. Çünkü CNN Artık... teyit, teyit etti. E, Amerikan Başkanı değişiyor. E, Biden geliyor. Bundan önceki Trump yönetiminde biraz ya da Cumhuriyetçilerin yönetiminde biraz daha savunma odaklı bir e, uzay teknolojileri, uzay e, işte NASA e, görüyorduk. Bundan sonra biraz daha böyle dünyayı dünyayı koruyan mı diyelim? Dünyayı gözetleyen <laughs> Bu sefer dünyayı koruma amaçlı gözetleyen uyduların <laughs> fırlatılacağı bir dönem e, olabilir ya da o tür projelerin destekleneceği bir dönem olabilir. Yani bu şekilde e, farklı bir döneme girmiş olabiliriz. Evet bugün itibariyle de büyük ihtimalle Biden e, Amerikan Başkanı olarak seçilmiş olduğunu da küçük bir haber vermiş olalım. Notlarımıza girmiş olsun. Kayıtlarımıza girmiş aynen. olsun. Heyecanlı he 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 bir günde yayın yapıyoruz gerçekten. Dünyanın bütün gözü şu an Amerika'da. Biz de işte Bil <laughs> biraz da bundan bahsedelim. Bil <laughs> Biz de bekliyoruz. Şimdi... Biz de bekliyoruz aynen. Yani çok fazla şey var çünkü bununla alakalı böyle. Umarım yarına kadar bizim videomuz yayınlanana kadar da belki netleşir <laughs> konuyla alakalı şeyler. Bir de yönetim değişince politika değişiyor, politika değişince uzay hı. politikası değişiyor, uzay politikası değişince fonlanacak uyduların değişmesi gündeme geliyor. Ya Çünkü hı. bugün üstünde konuşulan uydular 3 e, sene sonra netleşiyor ve 8 sene sonra fırlatılıyor. O yüzden bugün belli şeylerin netleşmesi yarın e, suyun nereye döneceğini anlatması açısından aslında çok kritik. Kesinlikle, kesinlikle. Ben zaten en büyük e, endişem demeyeyim de, bu, geçenki programda da bundan bahsetmiştik biraz. 2024'te işte e, yani bu bu, bu yönetimin aya yeniden insan gönderme projesi vardı. İşte yeniden insan işte ilk kadın orada üst kuracağız bilmem ne falan filan bayağı kapsamlı bir plan vardı. Şimdi başkan değiştiğin değişince ne olacak? Bak bu da değişecek şeylerden birisi olacağına inanıyorum. Yani bilmiyorum ne olacak tabii de büyük ihtimalle değişecektir. <laughs> Peki o zaman bu uydulara geri dönersek uzaktan algılama uyduları evet. tam olarak ne iş yapıyor bunlar nedir? Ya uzaktan algılama nedir diye bir e, sormak lazım uzak e, uzaktan algılama biraz şu e, şimdi şeyleri yakından algılamak bir anlamda daha kolay ancak çok dar bir alana bakıyorsunuz e, uzaktan algılama için vereceğim örnek mesela e, yan odada e, Kardeşlerinizin kavga ettiğini düşünün. Bu yakından alımı, Yan odanın kapısını açıyorsunuz baktınız oradalar. Ama eğer... Müdahale e, karşı edebiliyorsun. bina <laughs> bina edebiliyorsunuz. Müdahale ba edebiliyorsunuz. Bağırmayın lan bu kadar falan diyebiliyorsunuz. Ama <laughs> mesela karşı tarafta e, bir komşu teyze sizi gözetliyorsa sizin evi biz bunu uzaktan algılama diyoruz. O sesleri duymuyor. Ancak e, milletin el kol hareketlerinden falan e, sizin ne yaptığınızı anlıyor Orada hmm. bir tartışma var diyor. Bunlar gene şey yapıyorlar diyor. Bağır çağır çıktı orada diyor. Sesleri duymasa bile <laughs> e, bunu görebiliyor. Şimdi uzaktan algılanma 3 aşağı 5 yukarı bu. Olayın yakınından yalnız bu arada komşu teyze bir şey e, analizine bir daha geleceğim. Komşu teyze siz alt katlık kavgayı bilmiyorsunuz ya da 3 alt katlık kavgayı. Siz en fazla yan komşunuzdaki kavgayı duyabilirsiniz. Ha. Ancak komşu teyze siz ve sizin yan apartmanlarınızdaki bütün kavgalardan haberdar. Mahallenin muhtarı gibi kim, ne yapıyor, kim girdi, kim çıktı hepsinden haberdar. Şimdi bu e, komşu teyze analojisi bizim için çok kritik. Çünkü biz olayları genellikle yakından ve küçük bir çapta görebiliyoruz. Yani... Umut'a sorunca abi işte şimdi orada orman yangını varmış vallahi pencereden baktım şu kadar var diyebiliyor. Ama biz uydunan baktığımızda bütün Kaliforniya'da nerelerin yandığı sorusunu yanıtlayabiliyoruz. Yani evet hangi bina yanıyor belki bilmiyorum. Önemli mi bilmiyorum ama e, Umut'a sorsak abi bizim şu an garaj da alev aldı falan filan diyecek belki. Bizim o kadar bir bilgimiz yok ama biz çok daha genel bir alanda çok daha makro bilgileri ulaşmaya çalışıyoruz. Uzaktan algılama işi birazcık o yakından ve detaylı bilgi yerine uzaktan ve genele bakarak çok miktarda bilgiyi elde etme sanatı diyeyim. Bir şey daha söylemem lazım. Yakından baktığınızda olaya dair çok fazla bilgi edinebilirsiniz. Biz uzaktan baktığımızda belli çıkar çıkarımla bulmak zorundayız. Yani her zaman için yangının sıcaklığını bilmeyebilirim ama dumanlara bakarak ve rüzgar bilgisine bakarak yangının nereye yayılacağına dair bir tahminde bulunabilirim mesela. veya sıcaklığı biliyorsam yangının nerelerde ilerleyeceğini tahmin edebilirim. Bu anlamda uzaktan algılama biraz da bilmediğiniz şeyleri fizik bilerek toparlayıp onları tamamlama sanatı. Böyle özetlesem bilmiyorum oldu mu? Bu, ya, bu arada yani drone'la da yapabilirsiniz. E, uçakla da yapabilirsiniz. Ne kadar uzaklaştığınıza bağlı olarak. Gördüğünüz alan da genişliyor. Ve tabii gördüğünüz detay da azalıyor genellikle. Uydudan da yapabilirsiniz. Çok daha yukarıdaki bir uydudan da yapabilirsiniz. Ne kadar uzaktan bakarsanız öğrendiğiniz şeyler o kadar azalıyor. Ama uydudan... E, o kadar detay çok olarak genel bakıp, aslında genel bakıp bir... genel bir resmi inceleyebiliyoruz. Yani detay olarak aslında azalıyor. Evet, yani evet, detayı evet. görmemiz azalıyor ama genel fotoğrafı görmek açısından daha çok bilgiye sahip oluyoruz. Yani evet, evet, yangın evet. örneğinden yola çıkarsak yangın bir şehirde mi yoksa şehirlerde mi kısmını uzaktan anlayabiliriz. Ama aynı şehrin evet, içerisindeysek başka şehirde bir yangın olup olmadığını anlayamıyoruz. Evet, 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 doğal olarak evet. aslında evet. elimizde... Evet, daha fazla bir veri oluyor. Hatta ben geçen de bir tane tweet rastlamıştım. Artık yine Kaliforniya'da büyük ihtimalle bir yerde yangın çıkıyor ve yangın sadece uydudan tespit edilebiliyor. Yani itfaiyeler ya da herhangi bir insan Aa. haber vermeden önce uydudan tespit ediliyor ve hemen itfaiyeleri oraya gönderiyorlar. Bu arada bu şu soru akla geliyor. Yani bunların ne kadar anlık fotoğrafı çekiliyor ve hemen anlık değerlendirilebiliyor mu? Bu, bu da çok güzel bir soru çünkü herkesin kafasında e, işte Will Smith'in oynadığı e, bir tane film vardı böyle a filmin adını unuttum çok eskilerden ama adam böyle kafayı yukarı kaldırıyor bir tane uydu böyle pip 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 deniyor falan adama. <laughs> Ya şimdi o kadar çok yanlış var ki. Düşün abi şeyde bir tane uydudasın. Uyduya ekran koyuyorsun. Ses var. Bip yapıyor. Şimdi uyduda da insan yok. Neyin ekranını koyuyorsun? Nereye bip Neden Bip, bip, bip yapabilmesi. Ses evet. lazım. İçine hava yapmışlar uydunu. Sırf bipleyebilsin diye. Ben böyle bir şey. Adam yukarı bakıyor. Adamın suratına kilitleniyor. Falan böyle bir şey var. Filmlerde falan çok Uyduları yönlendirin. Uyduyu nereye evet, yönlendiriyorsun evet. abi? Bu böyle bir şey. Uyduyu yönlendirir Yarına alırız görüntüyü. Ya şöyle yörünge mekaniği sebebiyle bu bizim e, uzaktan algılama uyduları dediğimiz şey. Genellikle optik gözlem uydularından bahsediyoruz. Ya radar uyduları. E, yaklaşık 400 ila 1000 kilometre ittifadadır. Şimdi yörünge mekaniği sebebiyle dünyaya bizim için bu çok yakın demek. Bizim tarafımızdan bakıldığında. Şimdi dünya bu kadar yakın durabilmenizin sırrı hızlı olmak. Durursanız düşersiniz. O nedenle çok hızlı dönmek zorundasınız. Böyle olunca belli bir alanı görüntüleyebilmek mümkün değil. Çünkü uydu hızla geçmek zorunda oradan. Bir sonraki uyduya kadar beklemek zorundasınız. Böyle olunca bir sonraki uydunun geçişi elinizdeki uyduların sayısına bağlı olarak saatler ila günler sonra olabilir. Yani elimdeki bir örnek olarak hemen kolay bir örnek olarak söylüyorum. Göktürk 2 var elinizde bir tanecik uydu. Ankara'dan bir tane görüntü çekmek istiyorsunuz. Bir şey oldu. Abi hemen görüntü çekelim İstanbul'da deprem oldu falan. Ee, telefon açıyorsunuz. Abi ne zaman geçer diye. Vallahi iki buçuk son, gün sonra geliyor. Az önce söyleyecektiniz. Biraz önce geçtiyordu. Geçmiş olsun diyebilir <laughs> adam. Değil mi? Aynen öyle. Ee, e, çünkü uydunun Türkiye'den bir daha geçişi ve görüntüleme yapabilecek şekilde geçiş haberleşme için değil, aynı nokta için iki buçuk güne kadar çıkabiliyor ortalamada Böyle olunca yapılacak bir şey yok. Eğer bizlerin sürekli uydudan gözlemlemek istiyorsanız, özellikle detaya bakmak istiyorsanız, bunun için çok 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 fazla sayıda uydu atmanız lazım. Yüzlerce uydudan bahsediyoruz. O nedenle bizi sürekli üstümüzde uydularla gözlüyor mu sorusunun yanıtı en azından optik ve radar uydularıyla hayır. Başka <laughs> uydularla başka şeyleri gözlemek mümkün şeylerle. Ancak yani anlatırsam sizi öldürmek zorunda kalırım. infrared, infrared'le sadece içini görebiliyorsun ama yine de senin önünden geçmesi gerekiyor. Zaten herhangi bir uydu böyle uydu takip programı ya da sky programları vardır zaten işte night sky tarzı programları bile download etseniz cep telefonunuzda yine yine bir cep telefonu uydusu hocam ya bu tür programları download ederseniz bu programların içerisinde örneğin herhangi bir uydunun ee, üzerinizden ne zaman geçeceğini e, anlayabiliyorsunuz Or orada size söyleyebiliyor ya da bununla alakalı özellikle ISS Tracker diye programlar var ee, bu programları da download edebilirsiniz ve orada da işte Uluslararası Uzay İstasyonu sizin ne zaman üzerinizden geçtiğini falan anlayabilirsiniz bir kere zaten bu gözlemi yaparsanız bir kere bile bunu takibini yaparsanız şunu göreceksiniz Uluslararası Uzay İstasyonu gö gökyüzünün şu tarafında bir beliriyor 5 dakika içerisinde hop gitti. gitti. <laughs> bitti yani beş dakika 10 dakikalık bir muhabbetten bahsediyoruz. Yani insanlar aynen hocamın dediği gibi yani böyle uzaktan bakıyoruz da aşağıya yani sürekli izlenebiliyor falan diye bir şey mümkün değil. O uydu oradan gidiyor ve iş bitti. 5-10 beş, beş, dakikalık bir muhabbeti var. 10 evet. on, on dakika evde oturuyorsunuz ondan sonra hop çıra çıkıyorsunuz geçmiş olsun kimse görmüyor siz ondan ha, sonra falan böyle bir durum var yani bir sonraki <laughs> uyduya kadar <laughs> İşte şeylerdeki yani kısacası bu anlık meselede onun için dronlar herhalde devreye giriyor drone yani anlık bilgi almak istediklerinde de drone gönderiyorlar bir de üst stratosfer herhalde şeylere falan da olabilir böyle Balon falan yapmak, Balonla. koymak istiyor. Stratosferik balonları. Ama işte hep soru şey. E, bir yere sürekli bakmak istiyorsunuz. Sorunuzun yanıtı İHA. Düşürmezlerse tabii. E, yük, yani insan savağı e, Yani hani bu... Şey de olabilir, kendi şehrinizde gözetli olabilir Trafiği izliyor olabilirsiniz. İlla böyle e, askeri operasyona falan gitmeye gerek yok. Trafiği vesaire gözleyen bir drone yapmak istiyorsanız e, İstanbul'un üstünde sürekli olarak izlemeniz lazım. Ama dronların dezavantajı e, küçük bir yerden küçük bir alana bakabiliyor verilen yani herhangi yani bir anda. Geni. Bizim avantajımız daha önce söylediğim gibi çok geniş bir alanı bir seferde görüntülüyoruz ama iki sefer görüntüleyemiyoruz. Yani hani o anın bir fotoğrafını çekiyoruz. Bir sonraki an iki gün sonra geçmiş olsun veya birkaç saat sonra en iyi imsar olasılıkla birkaç saat sonra bir tane daha anın fotoğrafını çekiyoruz. Ya yani çok kısa bir video çekiyoruz. O, yani Umut'un bahsettiği işte bir dakika boyunca bizim üstümüzde şey, hedefin üstünden geçip küçücük bir video çekiyoruz. Bitti bu kadar. Görüp göreceğimiz bundan ibaret. Uydu tarafının e, iyi ve kötü özelliği ve sınırı da bu. Çok geniş bir alanı görüyorum evet ama çok kısa bir süre bakabiliyorum. Yani bir de e, şöyle bir özellik var. Şimdi e, göz şey çek, çekimi yapacağın günde de havanın iyi olması gerekiyor. Hava bulutluysa ah. <laughs> dünyanın en pahalı bulut fotoğrafını çekmiş olursun. Evet. Şimdi herkes şey zannediyor Google Maps'e falan bakan arkadaşlar zannediyor ki hiçbir yerde hiçbir bulut yok. Bunların <laughs> hepsi çünkü bulutlu fotoğrafları yani bu e, aldığım görüntü. Şu an ekrana yansıttı mı? Yansıttım, yansıttım. Evet evet. Ee, uzun bir şerit halinde görüntü görüntü alıyoruz biz genellikle ve Sofya denilen şehir kuzeyini görüyorsunuz. Kuzeyde bulutlar var. Şimdi Google Maps'te bu bulutlu kısımları kesiyorlar ve bulutsuz kısımlarını koyuyorlar. Ee, ama uydu görüntüle çalışmaya başlayanlar ne kadar sıklıkla e, bulutlu görüntü çekildiğini çok net bilirler. O nedenle e, işte sel felaketi oluyor. Selden sonra görüntü almaya çalışıyoruz ama sel tanımı gereği bulut, yağmur tabii, yani yağmur geçmiş yağıyor, olsun. Tabii. Hayda! Bir sonraki geçiş iki buçuk gün sonra. Artık o bir sonraki başka zaten. uydunuz varsa ne güzel. <laughs> e başka Çok uydu olmasın. Ha, ha. <laughs> Devam çok uydu olması işte avantajı tam da burada. Abi bir sonraki ne zaman diyor soruyorsunuz o zaman. Mesela biz Türkiye için konuşursak işte e, Göktürk 2 geçti ve bulutlu görüntü aldı. Göktürk 1 ne zaman geçiyor diye sorarız veya bir sonraki uydumuz e, ne zaman geçiyor diye sorarız. O nedenle çok uydu olması e, çok kritik. Herkes bize şeyi söylüyor. E, ya işte Uyduğunuzun görüntülerinin kalitesi niye bu kadar düşük falan filan? Eyvallah. o da aslında soruluyor Ama evet. doğru zaman da çekilen bir görüntü, kaliteli bir görüntüden daha faydalı olabilir. Çünkü e, bir ay sonra gelecek olan çok kaliteli bir görüntü o an hasar tespiti için hiçbir işe yaramaz. Bana kötü kalitede de olsa şimdi görüntü lazım. Hmm. Ee, geçenlerde nerede nerede bir Lüb Lübnan mıydı? Bir yerde bir e, patlama olmuştu örneğin. Hemen yani şans şans demeyeyim de büyük ihtimal zaten Amerika'nın her yere herhangi bir zamanda çe çekebilecek herhangi bir zamanda demeyelim de yani kısa süre aralıklarla çekebilecek uydular olduğu için büyük ihtimalle yani hemen o oradaki patlamanın fotoğrafını öncesini ve sonrasını fotoğraflarını vermişlerdi. Yani evet, biz de buradan ne şey, kadar... 12 saat içinde şey aldık, 12 saat içinde o görüntüler düştü. 12 ila 24 saat şimdi bütün uyguları tıkır 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 birer tane verdiler. Çünkü e, hani Worldview 2 görmediyse Worldview 1 görmüştür falan. Hani neyse veya işte Playad görmediyse, Playad'a belki 2 gün vardı ama Worldview çekti. O yüzden birçok böyle adı anılacak şey ve bütün bu uyduları da genellikle birkaç tane şirket işletiyor. Her bir şirket bir tane görüntüyü yayınladı. Çünkü herkesin elinin altında birkaç tane de uydusu var en azından. Hemen pat uyduları görüntülerini koydular. O anlamda ilk koyun görüntü verenlerden birisi Planet sanırım. Görüntünün kalitesi düşüktü. Evet, çözünürlüğü falan düşüktü. Ama iki saat sonra görüntüyü koydular mı? Koydular. Bitti geçmiş olsun. İlk kez orada gördüm ben. Ee... Bu kadar hızlı bir de iş yapıldı, değil mi? Bir de bunun işlenmesi de evet. vakit almıyor mu aslında? Yani evet. şak diye fotoğraf çekilince bizim iPhone'daki gibi hemen bir bakayım diye bir şey olmuyor sonuçta. Yok. <laughs> yani <gülüyor> Na, Yok, böyle ne kadar sürüyor? Server'lar kuruluyor, böyle sunucular kuruluyor. Çünkü güldür güldür veri akıyor oradan <gülüyor> yani. <gülüyor> mesela... Yani, değil mesela bu bildiğimiz <laughs> iPhone'dan aşağı, uzaya bir tane fotoğraf makinesi koyduk. Aşağı bir tane fotoğraf çekeceğiz diye bir şey değil. Evet. Değil. Ah, evet o da iyi oldu. Çünkü... Örneğin Göktürk 2'nin falan görüntü indirme hızı bizim evlerdeki internetin sürekli olarak böyle hani filmi izleyebildiğiniz gibi e, bir hızla bu görüntüleri indiriyor. Mesela 20 20 saniyede 25 megabit gibi bir hızla indiriyor. Birçok insanın evinde öyle bir internet yok ama Göktürk geri istasyonu konuştuğunda e, şey hatta 40 megabit gibi bir hızla görüntü indiriyor. 25 de değil. E, ve bu 40 megabit hızla yani eviniz internetin sürekli açık olduğunu düşünün. 15 dakika boyunca uydusuz buradan geçiyor. Ve sürekli olarak siz o görüntüler iniyor. Sonra burada işte gigabaytlarca görüntü birikiyor. Bu gigabaytlarca görüntünün sunucular üzerinden paralel olarak işlenip hazırlanması gerekiyor. Burada da zaman kısıtı var. Yani abi işte görüntüyü indirdik, yarına alırız öyle bir şey yok. Görüntünün <laughs> e, kullanım amacına göre bir saatte, 15 dakikada, 10 dakikada neyse hazır edilmesi lazım. Aceleniz var çünkü. Evet. Birçok durumda aceleiniz var. Bir de burada araya, araya, girip ben bir sorum sorayım bir daha. <laughs> çok güzel. Ya şeyi çok merak ettim. Hep genelde konuşurken hep böyle işte doğa olayları ya da işte bir böyle felaketlere bakma. Aslında bu uzaktan algılama uydularının kullanıldığı alanlar neler diye bir sorum oluştu. Çünkü hep bu örnekler üzerinden gidiyorsunuz ama farklı şeyler içinde kullanılmıyor mu acaba? Kullanılıyor. Yani çok güzel bir soru. Ee, oraya da gelecektim. eee Oraya gelmeden Mesela... önce, bir, az önceki soruya kısa bir bağlantıyla, yani o görüntü Aha. işlendikten sonra, yani e, artık oradaki iş, görüntüyü işleyen mühendis hemen şey yapamıyor, değil mi? Yani görüntüyü yayınlayamıyor. İlla bir patronun imzası bilmem şeyi gerekiyor. Evet, bunu yayınlayalım falan diye bir şey gerekiyor mu? Yoksa? Şöyle, yok gerekmiyor. Yani bu görüntü kimin aldığına bağlı. Mesela Göktürk de bu görüntünün talep edenleri var. E, bu talep eden sivil de olabilir, askeri de olabilir. Oraya hemen yollanıyor zaten e, görüntü. Eğer ticari ise, mesela Türkiye... Mesela AFAD istedi görüntüyü. Örnek söylüyorum. Hemen AFAD'a o görüntü geliyor. Bu anlamda e, hani zaten bir kişi işlemiyor. Her şey otomatik bir zincir halinde. Hmm. Ve bir onay mekanizması da o şekilde yok. Ama mesela e, bir Amerikan uydusuna İsrail'in görüntüsünü talep edemezsiniz. Onay mekanizması talep sırasında işliyor. Hmm. Evet. Talebiniz onaylandıysa Tale zaten o görüntüyü alırsınız. Okey, aynen. Talep ederlerken aslında onay alınıyor. Dolara olarak görüntü gelir gelmez zaten gönderiyorlar bir bekleme olması evet, yani Orada bir bekleme olmaması kısmı esas. Şey çok güzel bir soru. Biz ne iş yapıyoruz bununla? Hemen e, dokuzuncu slayta gelebilir misin abi? Geldim. E, burada şey var. E, mesela Harman Ovası'nda e, Göktürk kinin hep böyle tanıdık bildik örnek olduğu için oradan veriyorum. Tarımsal ürün deseni diye bir şey var. Burada her bir renk şu an tek tek hangisi olduğunu hatırlayamıyorum. Her bir renk aslında bir tane tarımsal ürüne karşılık geliyor. Örneğin yeşil arpa'ya, mavi buğdaya, turuncu mısır'a karşılık geliyor gibi. Biz bunları uzaydan kızılötesi bantları ve diğer bantları karşılaştırarak öğrenebiliyoruz. Yani kimin ne ektiğini bildiğimiz gibi, hı hı. kimin ne ekmediğini de biliyoruz ve <laughs> Biraz sonra anlatacağım e, süperspektral, e, hiperspektral görüntüleme ile milletin ekinlerinde problem varsa, hastalık dadandıysa aslında onları da daha iyi bir uyduyla, Göktürk ki bunu çok yapamıyor ama Aa. daha iyi bir uyduyla aslında yapabiliriz. Uzaktan algılamanın şey o. Siz yakından bakınca anlayamayabileceğiniz bir hastalığı biz uzaktan görebiliriz. <laughs> Bununla mesela rekolte tahmini yapmak mümkün. Zaten aslında uzaktan algılamayı ben bir adım geriden anlatmayı seviyorum. Ee, genellikle sorun biz bir yüksek çözünürlüklü uydu yaptıkla olmuyor. Yani teknolojiden ürüne gidilmiyor. Önce kafanızda bir derdiniz oluyor. Ee, ülkelerin veya araştırmacıların bir sıkıntısı oluyor genellikle. Çok yeni bir örnek olduğu için söyleyeyim. Ee, mesela ülkelerin şu an çok güncel bir sıkıntısı bütün dünyadaki karbondioksit emisyonlarını yani kaynaklarını ve nerelerden de emildiğini bulmak. Okyanuslar ve ormanlar emiyor genellikle karbondioksit ama ne kadarını emiyorlar? Yani bütün dünyanın bir evet, karbondioksit evet. muhasebesini çıkartmaya çalışıyoruz. Paris Anlaşması var, o var, bu var. Ve bunu gidip e, termik santralin bacasına böyle bir prob tutarak falan yapamayız. Hmm. Yani ömrümüz yetmez. Kuzey Kore bir tane yapar, içeri girmeye çalışırsınız, vururlar sizi falan, olmaz yani. O nedenle bunu bütün küresel anlamda yapacak bir sisteme ihtiyaç var. Şimdi küresel anlamda bir şey nasıl yaparsınız? Uydularla yaparsınız. Çünkü küresel yapacak bir şey yok. Hmm. Peki o zaman hemen size şeyi soruyorum. Abi size kaç günde bir ve ne hassasiyette lazım? Her gün bütün dünyanın mesela veya günde iki sefer, sabah ve akşam, çünkü günlük değişim paternini yakalamak istiyorsunuz. Sabah, öğlen, akşam örnek söylüyorum. Günde üç sefer bana şu hassasiyette bu veriyi üretmeni istiyorum diyorsunuz. Ben de hay hay diyorum. Sistem mühendisi olarak benim görevim buradan gidip bunu bir uyduya dönüştürmek. Kameracılarla konuşuyorum, bilmem necilerle konuşuyorum falan filan tamam diyorum senin istediğin şey biz 8 tane uyduyla veya 3 tane uyduyla şöyle şöyle bir kamerayla yapabiliriz. 8 tane küçük uyduyla yapabiliriz veya 3 tane büyük uyduyla yapabiliriz. Fiyatları da böyle olur falan. Oturuyoruz konuşuyoruz. Yani mesele bir problemden başlıyor. Bir derdi oluyor insan. Askerlerin dertleri çok net olduğu için orada o kadar soru işareti olmuyor. Uzaktan algılama askerin derdi bellidir. Yüksek çözünürlüklü optik görüntü alayım. Yüksek çözünürlüklü radar görüntüsü alayım. Eee... Sinyal kaynakları neredeymiş onu öğreneyim. Gemiler, radarlar vesaire neredeymiş onu öğreneyim. Birileri bir füze ateşlerse benim olsun. Askerin nerede? Bu, bu, temel sıkıntı. Kendi savunma, çok... evet. Evet, evet. Yani çok, yani tabii ki daha ikincil meseleler de var. İşte su kaynakları nerede falan gibi ikincil askeri kullanımı olabilecek meseleler de ilgilenir ama bu askeri kullanım en temelde bunlarla ilgilenir. Çok hani kısaca söylüyorum. Bunu. Bir de şeyi aslında ben de şurada az önce söylediğiniz de işte bazı özellikle tarım alanlarıyla alakalı Türkiye'nin uydularının bunu yaptığını bilmiyordum. Amerika'nın kendi uyduları zaten var. Nem ölçen uyduları var. Yani tarı, dediğin gibi tarım arazilerine örneğin tarım yapmak için devletten destek alıyor. Ama oraya onu ekmemiş ya da ekmiş ama... Türkiye e, Türkiye'de de olabilir tabii canım. Yani zaten e, her yerde olabilecek şey. Yani sonuçta devlet tarım için destek verir. E, verdiği desteğe göre iş yaptın mı, yapmadın mı? Ya herkese e, tarlasına tek tek gitmektense uydudan bir e, bir fotoğrafla kontrolü bütün işi, aynen bütün tabii. kontrolü yapabilirsin. Ya da verimli yapıyor Mantıklı. mu? Ya da tarlasının her tarafını kullanabiliyor mu? Kullanamıyor mu? Vesaire. Bunu öğrenebilirsin. Burada yorumlarda da vardı. Bir tane yorumdan bahsediyorlardı. İşte Tapu Kadastro'da bunu evet. kullanıyor mu falan diye. Google'un Tapu Google kullanıyor. E-Devlet arayüzünde Evet, demiş. Evet. Kendi uydularımız bizim yani Türkiye'nin kendi uyduları bütün Türkiye'nin fotoğrafını çekme fırsatı buldu mu? Her yerin tabii. bir kendi fotoğrafımız var mı yani kendimizin çektiği bir fotoğrafımız var mı? Rasat'ın var. Gezgin.gov.tr adresinde e, girerse arkadaşlar Gezgin.gov.tr adresinde e, Rasat'ın bütün Türkiye'yi birkaç sefer taradığı aslında görüntüler var. E, oradan hani görüntüyü tam çözünürlükle oradaki tabii internette olabilmesi için tam çözünürlüklü değil. Eee ama neyin ne, nereden görüntünün çekildiği belli oluyor. Orada birçok şeyin aslında değişim analizini yapmak mümkün. Şimdi uzaktan algılama dedik. Uzaktan algılama çok kritik bir alanın değişim analizi. Hani en basit şey İzmir depreminde de gördük. Önce sonra görüntüsü. İkisini karşılaştırırsınız. Hangi binaların yıkıldığını bulursunuz. Onun dışında sürekli takip etmek isteyeceğiniz şeyler var. Örneğin rasatla barajlardaki doluluk oranını takip edebilirsiniz rahatlıkla. Hani illa işte binanın önündeki arabayı mı gördüm? Yok gerekmiyor öyle bir şey? Ve hani şöyle bir mesele var. Ne kadar detay görürsünüz? Genellikle o kadar dar alana bakarsınız. Tabii, geniş tabii, bir alan tabii. görmek istiyorsanız yani hem çok geniş bir alana bakayım hem çok detaylı bakayım o işler ya çok masraflı olur ya da fiziki olarak mümkün olmaz. Ee, onun gibi e, Landsat, Sentinel 2 gibi uyduların e, Landsat Amerika'nın, e, Sentinel 2 Avrupa'nın e, görüntüleri ücretsiz olarak zaten herkese paylaşılıyor. Ben biliyorum Türkiye'deki birçok araştırmacı Sentinel 2 ve Sentinel 1 evet, görüntülerini evet. kullanıyor. Hem çok kaliteli, çok güvenilir ve e, bütün dünyayı e, belli bir süre zarfında tekrar tekrar görüntüliyorlar. Sentinel 2'nin kamerası sürekli açık mesela. Eğer o bölgenin üstünden geçtiyse görüntüyü de alıyor zaten ve size de o görüntü geliyor. O nedenle e, birkaç günde bir... Şey mi veriyorlar onlar yani sizin üzerinizden geçtik buyurunuz fotoğrafınız falan diye böyle bir şey var mı yoksa sizin talep etmeniz mi gerekiyor? Yo yo talep de yok arayüz var bir tane. Ha ee, sen o, download ediyorsun sen aynı zamanda başka bir ülkeninkini de download edebiliyorsun yani. Tabii tabii, tabii. bunlar gizli bilgiler değil yani hani... Tabii canım yani sonuçta e... Google Map var yani... <laughs> Google Maps'in şeyi, onu da söyleyeyim aslında. Google Maps muhabbet çok dönüyor. Ee, biz şimdi Rasat'ı fırlattık. Rasat'ta şey oldu millet. Tabii Google Maps ne karşılaştırıyor optik görüntüleme insanlar. uydusu üretenlerin başına gelmiş en kötü şeydir Google Maps. <laughs> Çünkü Google Maps öncesinde... Herkes onunla karşılaştırıyor değil mi? Tabii. Google Maps öncesinde hiç kimse uydu görüntüsü bilmiyordu. Uydu görüntüsü vay, şey. Vay falan. vay vay. Bre, bre, bre. Millet şey diye böyle. Sonra biz bir Verdik. Tabii rasatın görüntüsü şey. 7 yani metre. Çamaşır 7 makinesi ebadındaki bir uyduyu 500 milyon dolarlık World ile karşılaştırıyor adam. Ee, tabii oradan gelen görüntüyle aynı değil bizim kişi. Abi ütüyle mi çektiniz bunu? Eki çocuk vardı galiba bunu ya. Böyle çözünürlük hesap ile. makinesiyle mi çektiniz falan? Ee, yani oradakiyle çektik. Yapacak bir şey yok orada. <laughs> paramız 7 bu kadar mi onun? yavaş be canım. Yani, <laughs> hocam çözünürlük 7 metreydi mi onun? 7 metre pankromatikte 7 metre çözünürlüklü. Ama hani şunu anlatmak için söylüyorum. Ama Google Maps'in meselesi şu. Google Maps'te bildiğiniz yerlere bakarsanız sizin evin bir inşaatın daha binanın yıkılmamış olduğunu görebilirsiniz. Kentsel dönüşüme girmemiş olduğunu. Yani Google size görüntünün ıı, görüntü. güncelliği konusunda hiçbir garanti vermiyor. Evet, evet, öyle Hayır, oluyor zaten. Kişi... Üç gün önce olabilir, üç gün olmaz. O kadar yakın zamanlını kullanmıyorsun değil mi? ama daha biraz bile bayatlamış. Eski. Bir... Bildiğim kadarıyla daha bile eski. Hatta bununla ilgili çok alakasız bir bilgi olacak ama Reddit'te bir tane şey var, bir şey e, topik diyeyim ona işte. E, i̇nsanlar böyle mesela eski, yani çok şey olacak, biraz duygusal bir an olacak ama. Mesela kendi eski evlerine falan filan bakıp aile bireylerini gören insanlar mesela Reddit'te evet. onları paylaşıyorlar. Babası işte barbekü yaparken işte çık, yanından geçmiş işte kalkmış işte gazetesini Aa, alırken Street o sırada View. çekmiş evet. Google falan. Tabii Street View'un e, üç sene önce Street View yukarıdan da bu arada hani o böyle evin işte şey diyor, yıkılmamış halini çekip koyuyorlar falan gibi. Böyle bir şey yapmışlar. Bayağı bir eski olduğunu biliyorum o yüzden. Yani o anlık falan evet. değil oradaki ha, şeyler. Şey o yüzden ya. de Google Maps şey açısından çok iyi. Mesela şöyle bir şey yapmak mümkün. RASAT'ta bir şey görüyorsunuz. Ama çok detaylı değil ama neyin ne olduğunu anlıyorsunuz. Ya ben bu örneği insanlara veriyorum. Şimdi RASAT'ta fırlatıldı. Sene 2012. Suriye'deki iç savaş yeni başlıyor. Biz o zamanlar otomatik sistem yapmamıştık. Ben cumartesi sabah nöbete gittim görüntü çektik ama ben hani kuzey kısmından yani Türkiye görüntüsünü alacağız ya. Bir şeridi ayarladım. 900 km uzunluğunda bir şerit. 30 km genişliğinde 900 km uzunluğunda bir şerit. Baktım görüntünün batısında görüntüyü ben planladım uyduya yükledim. Ee, geçiş bitti. Görüntünün kırmızı bandını indirdim. 15 metre çözünürlüklü. Çok kötü yani görüntü. Baktım Halep'te siyah bir duman var. Ya dedim ne oluyor siyah duman falan. Bir ortaya çıktı ki yani siyah duman şeydir. Petrokimyasal dumanıdır. Hmm, Saldırı evet. yapılmış oraya. Ee, Aa, yani hmm. orman yangını gri Sarı gri yanar, e, petrokimyasal dumanı siyahtır. E, patlayıcı da petrokimyasal olduğu için şey. Ve bir Cumartesi sabahı 10.30'da e, Halep'in batısında. Ondan sonra Google Maps'a baktım. Google Maps'in faydası orada Eski bir görüntü ama ya ne varmış burada dedim. Hemen gördüm. Bir askeri yüz var. Askeri yüz birileri saldırı düzenlemiş ve ben onu, ben o gördüm. beğenmediğiniz rasat <laughs> görüntüsünde buldum. aa çok iyi. Yani onu dünyada kaç kişi biliyordur? istihbarat teşkilatları biliyor mudur bilmiyorum ama ben onu görmüştüm. Bunun anlamı şu. Anlık görüntü kötü bile olmuş olsa Bilgi, eski bir yüksek çözünürlüklü görüntüyle birleştirildiğinde bir faydası oluyor. Yani bu illa istihbarat yani. olmak zorunda değil ama bir şey oldu ne oldu? Hemen öbür tarafa bakayım ne vardı orada? Hani bir şey olduğu anlamak kolay çünkü. Ama ne varı anlamak kolay değil. İkisi birleştirirseniz bu da o bizi virfüzyonu şeyine götürüyor. Noktasına götürüyor. Karbon dioksitten bir örnek verdim mesela. Karbon dioksit emisyonu haritası var. Sentinel 5P'den geliyor bu. Eğer onun haritasını Dünyadaki haritalarının üstüne oturttuğunuzda dünyadaki bütün termik santrallerin yerinin böyle nokta atışı işaretliyorsunuz. Sizin habersiz kimse termik santral açmıyor veya filtresin bozulmuş görüyorsunuz çünkü normalde hmm. şu kadar emisyonu olan bir termik santralden bu kadar emisyon olduğunda aha diyorsunuz bu herifler filtreyi kapattı gene e, hmm. verimi arttırmak için filtreyi kapattı Aa. Allahsızlar diyorsunuz ve bunu mesela ben Polonya'daki bir termik santralin filtresini kapattığını Sentinel 5p verilerine bakarak bulabilirim buradan yani illa asker yani izleniyoruz insanların aslında bir nevi <laughs> bayağı CSI yani tabii e, birçok veriye bakarak başka bir sürü şeyi bulmak mümkün örneğin e, bütün gemiler AIS diye bir veri e, sunarlar otomatik tanınama e, kimliklendirme sistemi diyebileceğim bir veri yayıyorlar bu şundan kaynaklı kendi konumlarını ve gemi kim olduğunu yayar ki <laughs> e, ve acil durum sinyali de oradan basabilirler hani acil durum sinyali basıldı. Ben geminin nerede olduğunu, kim olduğunu bileyim. Ama bazı gemiler bunu kapatabiliyorlar. İşte uyuşturucu ticareti şu budur. Bilmem ne, kaçak avlanma. Ee, ve siz bir optik görüntüleme uydusuyla mesela belli bir yerden geçtiğinizde bunu ES bilgisini üst üste oturttuğunuzda aha diyorsunuz burada bir gemi var ve şeyi kapatmış. EES'i kapatmış. Hayırdır birader diyor. Üstüne sahil güvenliği salabilirsiniz mesela. Hmm. Bu hmm. anlamda e, 2 3 tane kötü verinin birleşiminden iyi bir veri elde etmek aslında mümkün. Bu gemi anlayıp bir neye baktığınızı bilmekle de alakalı biraz galiba. O artık evet. hani hem orada bakan insanların da bununla ilgili bir profesyoneller olduğu için uzmanlık alanları yani genelle bile baksa sizin az önce dediğiniz gibi yani siyah dumanı gördüğü zaman onun neye karşılık geldiğini orada ne olma ihtimalinden bir çıkarımda bulunarak detayda orayla ilgili bir tespit yapabiliyor doğal olarak. Evet, evet. uzak algılama ee, uzmanları tam olarak bunu yapıyor. Yani askerler de bunlar görüntü sisa. istihbaratçısı oluyor. Ee, şeyde bilim adamları oluyor. Bilim adamlarının böyle deli gibi makalesi var. Şu veriyle bu veriyi birleştirsek ne elde edebiliriz? Yerdeki toprak nemliliği verisi. Mesela radardan toprak nemliliği verisi. Bir de sinekten yağ çıkaran tayfa var. Onların da adını almadan <laughs> istemem. Ee, istemek. Şimdi sinyal üretmek Korkunç pahalı bir şey. Çünkü sinyal üretmek demek uydu yollamak hmm. lazım anlamına geliyor. Mesela radar uydusu atacağım, bilgi edineceğim. Abi radar uydusu iki tane fırlatalım 450 milyon euro. Yani i̇şte. Sentinel 1 fiyatı tane yaklaşık o civarda hmm. bir şey. Şimdi kimse kimseye 450 milyon euro vermiyor. Peki o zaman ne yapalım? Başkasının e, sinyalini kullanalım. Kimin sinyali var? GPS uyduları bize sürekli sinyal yolluyor. Beleş. Hmm. Şimdi GPS uydularının sinyallerini seken sinyali küçük bir uyduyla toplayabilirseniz deniz dalgaları üstüne bir şeyler söylemeniz ha merhaba panda. Kedinin of. adını soruyorlardı ee, bu arada. De Panda'ymış bak. <laughs> evet, bu panda Tortur uyuyor arka tarafta. Panda şu an ilgi istiyor benden. Merhaba panda. <laughs> yani e deniz dalgası bilgisi çok kritik bir bilgi. Eğer siz çünkü bunu bir Gemi işletiyorsanız fırtınaya girmek istemiyorsunuz. Yani gemi batar mı değil ama e, yükünüz zarar görür, şudur budur. O yüzden e, bir denizin dalgası ve rüzgar bilgisi çok kritik bir bilgi ve bu sketerogram denilen bir e, teknolojiyle yani yansıyan veriyi toplayarak ne elde edebilirim? Bunu neler neler buluyorlar. Sese çevireni, çeviren çeviren birisinden konuşma dinlemiştim de yani gerçekten ses yani görüntüdeki e, farklılıkları sese çeviriyorlar. Hatta Tabi uydu, uydu uydu fotoğrafı değildi zannedersem de o ya yani bir yerde bir yere böyle çok kamerayla bakıyorsun ama kamera oradaki ufak tefek değişimleri rüzgarı rüzgarı falan filan hep şey yapıp orada içeride konuşulan şeyleri anlayabilecek derecede bir şeye dönüştürebiliyorlardı. Oo. Hatta o kadar çok bir, bir bir algoritma görmüştüm inanılmaz bir şey ya o kadar kötü bir görüntüyü o kadar yüksek çözünürlüklü hale getiriyorlar, getirebiliyorlar ki. Yani o software ile, işte algoritmalarla vesaire vesaire yapılabiliyor. Burada bir soru vardı. Hocam CSI'de de yapıyorlar i̇şte, işte. yani bazı <laughs> e, yine sizi hazırlıyorlar <gülüyor> falan <gülüyor> dermiş. Aynen. <laughs> Burada bir soru vardı işte bu görüntüler daha sonra bir işte Google gibi bir altyapıda birleştiriliyor birleşiyor mu güncellemeler için diye düşündürttü diye işte herkesin ee, yoksa herkesin görüntüsü kendine mi kalıyor diye bir şey var. Sonunda sonuçta neticede hepsi birbirleriyle e, yani sen bu, bu kadar dataya ulaşabiliyorsa ve hepsi de açık kaynaksa bir şekilde eski bir data 1980'lere ait bir data alabilir miyim bir yerde bulabilir miyim örneğin İstanbul'un yukarı biraz zor ama arşivleri açıyorlar mesela e, Google Maps e, eski görüntüler satın alıyor ee, hmm. Mesela e, Google Earth'te diyeyim, Google Maps'te diyeyim ama aynı şey Google Earth'te e, eski görüntüler satın aldıkları yerlerde. Örneğin e, New York'un falan kesim vardır. New York'un mesela 1946'da çekilmiş uçakla çekilmiş bir şeyi var. Yani onlar da çekmişler. Çok gerilere bile gitmek çok kısıtlı yerler için Gördüm. mümkün. Evet Beverly Hills'in çok ilginç bir fotoğrafı vardı böyle. Hatta az önce a falan dediğimi chatte de baya soru şeyler geliyor ne oldu falan filan diye de yani orada şunu hatırladım Los Angeles'a ilk taşındığımda Union Station var işte e, Taksim merkezinin kenarındaki şey gibi bir şey yani e, işte istasyon gibi bir şey Union Station'ın önünden geçerken bir baktık Google Google Street View'un kamera şeyi arabası geçiyor oradan. Aa dedik, çekildik biz de çekildik falan. Demek ki buralarda çok oluyor böyle şeyler falan. 8 senede bir kere denk geldi, bir daha da denk gelmedi. Ya bir de <laughs> hani ilk bir yere gidince böyle o demek ki bundan çok var falan dersin ya. Onu hatırladım ya. Ben niye bakmadım bak. Bu kadar zamandır bakmadım şeye, o Street View'e. Ben orada fotoğrafta var mıyım şu anki Street View'de büyük ihtimalle yoktur çünkü <laughs> çünkü e, özellikle Los Angeles ya da böyle popüler şehirler çok hızlı güncelleniyor. Örneğin e, Türkiye'deki bilmiyorum işte Konya olsun, Bayburt olsun böyle çok ciddi Google güncelleme göndermez ama yani Los Angeles'tır, New York'tur falan bunlar hep e, bilmiyorum haftalık olmasa da belki aylık falan Extra aylık güzel. falan güncellendiğini düşünüyorum hızlı çok daha hızlı güncelleniyor orada aslında şey de söyleyeyim. İnsanlar Google Maps hep sorulduğu için ya Google Maps'teki gibi mi görüyorsunuz dünyayı? Hayır. Google Maps'te birçok görüntü büyük şehirlerde özellikle uçaktan vesaire evet, evet, O yüzden çok yüksek çözünürlükte mümkün. Görüntü almak mümkün. Bir örnek göstereyim. Yani çözünürlük nedir diye. Önce abi dördüncü slayda gelebilir misin? Sofya'dan detay gösterdim. Açtım. Çözünürlük evet. muhabbetini de artık bir anlatmamız evet, lazım. 12 evet, diyoruz, radar diyoruz falan. Şimdi ee, biraz önce gösterdiğimiz o olan Sofya görüntüsünden bir detay aldım. E, şimdi bu detaya bakıldığında satın çektiği bir görüntüde ne anlayabiliyoruz? Bu bir havaalanı. Sofya'daki e, havaalanı. Ve uçakları tek tek sayabiliyoruz. Büyük uçakları. E, i̇yi bilen hı hı. birisi uçakların boyuna bakarak belki bir şeyler söyleyebilir. Şimdi çözünürlük nedir anlatmak istiyorum buradan hareketle. E, 7 metre çözünürlüklü Uydu dediğimizde şunu söylüyoruz aslında bir pikselin karşılığı 7 metre bir araba bir şey şey 4.5 metre evet. 5 metre. Yani ben arabayı bir pikselin içinde kaybolur gider bir, bir araba. araba. Yani çok yüksek kontrastlıysa belki yakalayabilirim yani siyah bir yolda beyaz bir arabayı belki görebilirim. Çünkü o pikselin rengini ciddi şekilde değiştirecektir. Ya burada bir araba var galiba diyebilirim. Ama onun dışında bir arabayı görebilir miyim sorusunun yanıtı muhtemelen hayır. Ama uçakları görebilir miyim? Evet. Buradan görüyorsunuz zaten. Şimdi işi bir iyisine götürelim. Bir sonraki slide'da e, devasa İstanbul görüntüsü var. Göktürk 2'nin. Açtım. E, önce 5. slide. Oradan da 6. slide'dan bir tane detay. İstanbul'da niye yaşanmayacağının uzaydan tespit ettik. <laughs> Bayrampaşa. 6. slaytta Bayrampaşa var. Evet. Şimdi Göktürk 2 görüntüsünde e, bu sefer arabaları görüyorsunuz. Ve e, Bayrampaşa trafiğin nasıl kilit olduğunu görüyorsunuz. Bir sabah 10.45'te 10. civar muhtemelen Bayrampaşa'nın trafiği kilit. Şimdi Göktürk 2 görüntüsü ise 2.5 metre. 2.5 metre ne demek? bir tane piksel yani bir araba yaklaşık 2 piksel demek. Özellikle yüksek kontrastta rahatlıkla bir arabayı seçebilirsiniz. Metrobüsleri falan bayağı uzunlar onlar 10 metre falan belki herhalde. Rahatlıkla hmm. görürsünüz. Hmm. Uçakların tiplerini ayırt etmeye başlıyorsunuz artık. Bu 737'dir. Bu bilmem nedir diye. Bilen birisi bunları çok net anlamaya başlıyor. 2,5 metre çözüm hmm. görüntüde. Ki bu renklendirilmiş olduğu için görüntü kalitesi biraz düşük. Çünkü siyah beyaz 2,5 metre, renkli de 5 metre. İkisini bir araya getirdiğinizde biraz görüntü bozuluyor. Hmm. De, siyah beyaz görüntü Görüntü birazcık daha temiz çıkar bundan. Ee, şimdi peki nereye kadar? Hani hep şeyi sorarlar. Amerikalılar falan nereye kadar çekebiliyor? Ee, ticari olarak ortada gördüğünüz çözünürlüğü 50 santim civarıdır. Ee, şimdi 40 santime kadar düşürüyor Daha fazlası da mümkün. Oraya bir sonraki cümlemde geleceğim ama. E, Amerika falan genellikle bu kadar yüksek çözünürlüklü görüntülerin verilmesini istemiyor. 35-40 santimin üstü genellikle e, ticari e, olarak yani daha iyisi pek verilmez Hı. eşya dosta. Ee, yani bu ne demek? 9 piksel demek. Ben e, Umut'un arabasının station mı, hatchback mi olduğunu e, şeyde sedan mı olduğunu e, rengini modeline dair bir şeyler söyleyebilirim. Ne olmadığını söyleyebilirim. Bunu e, görebilirim. Mesela. Evet. Ee, buna çözünürlük yani deniyor e... işte zaten. Efendim? İşte buna çözünürlük deniyor. Zaten e... Evet hani bu yani çöz çöz ben bu, bu bilgiyi elde edebiliyorum. Ama evet. niye elde edemiyorum? Mesela kapının önünde umut var mı? Onu söylemek çok güç. Eğer öğleden sonra vesaireyse güneş alçaksa ve e, uzun bir gölgesi varsa kapının önündeki bir insanı görmek 50 santim çözünürlüklü bir görüntüde mümkün olabilir. Kalabalıkları görüyorsunuz ama tek bir insanı görür müsün sorusunun yanıtı belki Evet, da evet. çok bağlı. Yani hani siyah kıyafetler giymişken, e, asfalt siyah asfalttayken görme şansınız yok. Geçmiş olsun. E, Bu... gece görme şansınız yok. Bulut varsa görme şansınız yok. O yüzden optik çözünürlük, optik gözlem uyduları çok detay verir. Ancak çok nazlıdırlar. E, ha bir de hava durumuna falan da çok bağlıdır. Mesela aynı e, uydu biz şimdi Hindistan'dan görüntü alıyoruz. Çölden görüntü alıyoruz mesela. Çiçek gibi görüntü çıkıyor. Hindistan'dan görüntü alıyoruz çamur gibi. Çıldıracağız, kafayı yiyeceğiz. Hindistan'da alınmış yani 20 görüntünün bir tanesi iyi çıkar. Neden? hava eminliği. Çölde hmm. hava eminliği yok. Hmm. Çok temiz görüntü alınıyor ama hmm. e, Hindistan'da hava nemliği çok yüksek görüntü. Yani siz uzağa baktığınızda karşıdaki dağları göremiyorsanız biz de yeri görmekte zorlanıyoruz anlamına geliyor. Um, o nedenle gözün um, ah, içinden geçiyor görüntü, ee, yani aldığımız şey ışık diyeyim, fotonlar. Böyle olunca e, çok zorlanabiliyoruz. Hani çözünürlük her şey değil. Nereye kadar? Her e 15 santim kadar falan gidiyor. Amerikalılar 1960'ların sonundan beri 15 santim çözünürlüklü görüntü alabiliyor. Neden daha iyisini alamıyorlar? Basit atmosfer, atmosfer koşulları 15 cm'den çok daha iyi çözünürlüklü görüntü almanız yavaş yavaş engelliyor. Sonrası tamamen şansa kalıyor. Belki 5 santim çözünürlükle görüntü alabilirsiniz ama hava durumunun hakikaten iyi olması lazım. Yani merceği büyütüyorsunuz. Mercek dedim hani ana birinci aynayı büyütüyorsunuz, onu büyütüyorsunuz, sensör koyuyorsunuz ama işin sonunda Atmosferle sınırlanabiliyorsunuz. Atmosfer olmayan bir yerde bunu aslında arttırmak mümkün. Ee, Rayleigh limit vesaire gibi hesap kitapla anlatmak bunu mümkün ama atmosferin olduğu yerde o bozucu bir etki yapıyor. Bu nedenle 15 santimden daha yüksek çözünürlüklü görüntü almak çok anlamlı. 15 santim ne görürsünüz? Arabalara dair çok yüksek bilgiye sahip olabilirsiniz. Bir arabanın modelini tahmin edebilirsiniz. Ee, ama size hareket insan... çekiyor mu göremezsiniz onu o kadar da olmuyor işte. Ama size hareket çekiyor mu göremezsiniz. Hayır. Aa, hayır. Böyle bir e, çeşitli el kol hareketli ama mesela insanı görmüyor. <laughs> ama e, yani işte adamın, ve filmlerde var adamın böyle kol saati suratını tanıyor. Falan. Yok böyle bir öyle. şey. Adamın kafasını tanırsanız ya kafası bir tane piksel zaten. O nedenle e, adam yerde mi yatıyor, ayakta mı duruyor belki anlayabiliriz. Bilemiyorum. Burada bir yorum. E, bu arada 15 <laughs> saat 15 santim çözünürlüklü görüntüler çok nadir gösterilir. Kimse kimseye göstermez bunları. Bir istisnası var. Sevgili eski başkanınız Trump abi. Gösterdi mi? Aa gösterdi abi. İran'ın bir tane fırlatması <laughs> şeyde patladı. Ee, fırlatma rampasında <laughs> değil. Ee, patladı ve Trump elinde görüntüyle çıktı böyle. Bu bizim böyle. Mahmut falan. <laughs> ee, ya. Bu, ya şey Bak gördüm şeyde İran halkını şey yapıyorum falan geçmiş olsun falan. İncelen dalgasını geçiyor. İstihbarat camiası saç baş Çünkü uydunuzun çözünürlüğünü söylemezsiniz. Yetenekleri de gizlidir yani. Yani Göktürk 2'nin 2'nin 2,5 metre çözünürlüğüydü ama 15 santimlik bir uydum olsa ben göstermem. Göktürk 1'in Görüntüsünü çok görmüyorsunuz ortada, çok göstermiyorlar. Çok değil, ben gö çünkü ben göğsüm, o falan. yani öyle çok bir, bir iki aynen, tane bir görüntü Kaç tane var. var yani? Çanakkale var. Bir de e, ya yani burada Yetirin, söylemezsiniz. Bur söylemezsiniz de burada farklı bir bakış açısı da olabilir. Bak işte bak buraya kadar çözüyoruz. Daha iyisi de daha yani herhalde limit o değildir zaten. Daha iyisi vardır mutlaka ki onu göstermişlerdir. Onu da emin değilim. Yani Trump elindeki... Bana bunu verdiler. Vallahi gösteriyorum falan de. Trump olunca belli değil. o çok güzelmiş bir görüntü. İstihbarat raporunda çok çok güzelmiş bir <laughs> Trump görüntü. Trump'ın tweet'asıyım <laughs> falan. Da, falan. Yani... Başkası olsa olmayabilir de Trump zaten, demiyor. Ben kim bilir kaç seneyle yargılanırım <laughs> artık. Ama o adam öyle yapar. Lay lay lon falan şey yapabilir. Burada şey yorumu var zaten. Örneğin bir de GPS uyduları 3 metreden daha detaylı veri vermiyor diye. Görüntü dediğiniz şey... Evet böyle çok belli bir limiti var ama GPS uydularında bildiğim kadarıyla Evet halka yani <laughs> you mortals falan siz ölümlülere böyle 3 metreden daha fazla detaylı veri verilmeyebilir ama Premium servisi evet. alırsanız parasını verirseniz bir de gerçekten niye kullanacağınıza dair şey de verirseniz Şu parmakla şu parmağın arasındaki farkı söyleyebiliyor GPS uyduları o kadar detaylı şey verebiliyor evet. GPS uyduları bayağı şey. Abi parayla oluyorsa verelim parasını da emin değilim. Amerikalılar yani, şeyde yok, parayla bile yani, vermiyor vermiyorlar yani. yani. Premium'una, premiumuna <laughs> üye olursan diyelim yani o hakkı kazanırsan öyle bir olayı var e, GPS uydularının. Ama bunlar haricinde bu konuştuğumuz konudaki şeyde gibi yani konuyu oraya bağlamak istiyorum merak ediyorum. Çünkü hep bizim ya, e, soruların içerisinden bir tane bir şey olduğu için. Ama hani bütün şartlar iyi olsa bile hava durumu süper falan filan durumunda da evin içerisinde ben otururken pencerenin yanında dururken beni seçemiyor aslında. Yani seçebilir. orada giyin Seni seçebilir. seçebilir ama ne ama yaptığını bilemez. Beni andık. Pardon, ne yaptığını da Yok. Bilebilir yani, ama e neyse devam evet. Neyi bilemeyecek? üstündekilerin mi? Bile <laughs> ...göz yani şöyle, orada. şunu yapıyoruz. E, uyduyu belli bir... ...yani tam tepeden çektiğimizde zaten hiçbir şey göremiyoruz. E, hani evin çatısını görüyoruz. Başka bir şey görünmüyor. E, yani Damla'nın aslında söylediği şeyi... ...başka bir şey anlatmak için hemen bir araç olarak... ...kullanacağım. Bazen de görüntüleri belli bir açıdan çekiyoruz. Binanın yüksekliğini... E, ...falan anlayabilmek için. izometrik görüntü gibi... ...çok yüksek açıdan görüntü de çekebiliyoruz. Yani e, benim için o çok... ...hayretler verici bir an oldu. Göktürk'ün... ...görüntülerine bakıyoruz. Amerika'da kış vakti um, New York'ta bir tane görüntü çektik. Bir tane giydirme cephe e, gökdelen var. Gökdelenin önünde park var ve parktaki karın yansıması giydirme cepheye yansımış ve biz bunu belki 800 kilometre mesafeden görüyoruz. İnanılmaz bir görüntüydü. O nedenle pencereye çıktığınızı görebilirim belki eğer çaprazdan görüntü çekti izometrik olarak. İnsanlar çok yüksek çözünürlüklü bir uyduyla görmek çok mümkün olmayabilir o işin birazcık şakası ama ben herkese şeyi söylüyorum pencereden bizi görebilirler abi perdeyi çekin göremezler diyorum. Ee, <laughs> ama 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 perdeyle oturursa ama e, kameraya kadar herhalde. Fark tabii kız ötesinde işler başka. Orada ama çözünürlük o kadar yüksek değil. Ee, ya tam burada çok güzel bir şey geldi konu. Şimdi kız kamera ve hani e, spektral, multispektral, hiperspektral muhabbetini anlatmak için bunu dediğin çok güzel basamak olarak kullanacağım. Şimdi kızılötesi kamera ile bir şey görmek mümkün ama oradan yüksek çözünürlüklü görüntü almak mümkün değil. Yüksek çözünürlüklü görüntü için çok miktarda foton toplamamız lazım. Yani kızılötesi bantta çok fazla foton gelmiyor. Burada hemen e, süper cinsiyetçi bir slaytımız var. 8 numaralı slayt. Açtım. Şimdi bilemeyelim <laughs> şimdi. Ya yaşanmış Neyse. bir görüntü oldu. ben hemen kendi anlatacağım. Şimdi alışverişe gidiyoruz hanımla. Ee, diyor ki şey şurada işte bir tane kazak var. Kırmızı olan mı diyorum. Hayır diyor. Ee, şimdi söyle gül kurusu olan diyor mesela. Şimdi <laughs> görsel de aslında bununla alakalı. Yani bir erkeğin gözünde. Yani ben kendimden söylüyorum. Benim için renkler yedi tane maksimum. sonra i̇şte sarı, kırmızı, yeşil, portakal bilmem ne. Hani çok sıkıştım mı mavi koyu mavi. Açık mavi. Bitti bu kadar. Yani bir de koyu açık dedim miydi? Bir de oradan varyasyon yaratıyorum. Bütün renk kalan bu kadar. Ama e, genellikle kadınlar renk kartelasını çok daha yüksek bir çözünürlükte bilebiliyorlar. Hmm. İşte lila, lila lila nedir? Fuşya nedir? Ekru Fuşya var tabii. <laughs> Aynen. Ekru'yu biliyorum. Var. Öğrendim mesela Ekru'yu. Uzun çalışmalardan sonra. E, <laughs> böyle kırık beyazımsı, hafif bejimsi bir şey. E, yani gri. Store renk. Falan. <laughs> Yani şey, şimdi bunu şunu anlatıyorum. Çözünürlük deyince insanlar, birkaç tane çözünürlükten bahsediyoruz. Biz bir anlamda geometrik çözünürlükten bahsettik. Yani gördüğümüz bir görüntüyü ne kadar detaylı olarak göreceğimizden bahsettik. Bir de spektral çözünürlük var. Yani tayfı diyelim, hani kırmızı, yeşil, mavi, ışığı, kızılötesi, yakın kızılötesi, normal bildiğiniz kızılötesi filan bu tayfı ...ne kadarlık dilimlere ayırdığınız aslında burada önemli olmaya başlıyor. Multispektral bizim görüntüleme dediğimiz uydular ...genellikle kırmızı, yeşil, mavi ve bir tane de kız ötesi banda sahiptir. Göktürk 2 de böyle. Rasat'ta kız ötesi, yakın kız ötesi yok. Böyle olunca aldığınız görüntüler 3 tane bantta gelir, 4 tane bantta gerisi evet. Yeşil, kırmızı, mavi ve yakın kız ötesi. Bu multispektral. Neden multispektral? Spektrum'daki birden çok dilimi bölüyor ve kırmızı filtre ile kırmızı bant görüntüsü, oluyor. yeşil filtre ile yeşil bantın görüntüsünü oluyoruz. Ama tabii Kalan tayftaki bütün fotonları çöpe atıyoruz o bantta. Böyle olunca görüntünün kalitesi düşüyor. Az önce şunu söylemiştim. Siyah beyaz görüntüde 2,5 metre çözünürlüğümüz var. Ama e, renkli görüntüde 5 metre çözünürlüğümüz var. Mesela ondan kaynaklanıyor. Çünkü daha az foton geliyor. Yeşil bant fotonların ciddi bir kısmını çöpe attığı için kalan e, fotonlarla bilgi edinmek zorunda kaldığımız az fotonla e artık çözünürlük düşüyor. Çünkü daha çok foton toplamak zorundayım. O kadarlık ince ince her şeyi göremiyorum. Şimdi kırmızı, yeşil, mavi ve yakın kız ötesine böldüm. böldüm. Bu dörde böldüm. Multispektral. Ee, süper spektral denilen bir uydu tipi var. Ee, Worldview'lar falan bu şekilde. Sekiz tane falan bantta görüntü oluyorlar. Yani mavi var. Mavinin uç mavi var. Yani mavi bantı biraz ultraviyoleye yaklaşanlar. Yakın kız ötesini iki üç parçaya bölüyor falan. Ee, bu da süper spektral deniyor. Bir de hiperspektral var. Bütün bu tayfı belki 256 tane minik banda bölüyor. Ve orada çıkan görüntü çok tuhaf oluyor, ama e, o süper spektral ve hiperspektral görüntülemenin özellikle çok acayip fantastik bilgiler edinmek mümkün çünkü bir görüntü aldığınızda hani arpa ile buğday arasındaki fark yeşil ve daha farklı bir yeşil, ama süper yani hiperspektral bir görüntüde arpa ve buğday arasında mesela 400 ile 410 nanometre evet. arasında örnek söylüyorum bir fark var ve siz onu görüyorsunuz. Ne diyorsunuz? Bu arpa, bu bulda. Yani biraz basitleştirerek anlatıyorum. Hatta arpanın bu tipi böyle, şu tipi böyle. Hmm. Arpaya bir e, böcek davandığında klorofilleri zarar görüyor. Klorofiller zarar görünce e, kızıl bantta rengi değişiyor. Siz gözle görmüyorsunuz ama Hı -hı. yakın kızıl bantta rengi değişiyor. Diyor ki mesela, şimdi yakın kızılötesi hangi hangisi hatırlayamıyorum, e, uyduruyorum o yüzden... 240 nanometre ile 250 nanometre arasında şöyle bir fark görünüyor. Oradaki e, spektral imzası deniyor artık buna. Arpanın, genç arpa, genç bilmem ne tipi arpa. Başka arpa kertisi spektral imzası biraz değişiyor. Genç bilmem ne tipi arpada normalde bir ay içerisinde şöyle bir imza beklerken burada böyle bir değişiklik oluyor. Aha diyorsunuz. Buradaki şey hastalanmış. Bu da hastalanmış. Bunun e, buraya hastalık bulaşmış. Ve buradan hiperspektral görüntüyle bir tarladaki Tabii orada bahsettiğim meselenle çünkü 400'e 410 nanometre. kaç foton gelebilir? İki buçuk tane foton geliyor zaten. Evet, evet. Böyle olunca çözünürlükler falan tabi çok 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 kötü oluyor ama önemli değil. Yapmak istediğiniz şey çünkü tarla teknik tek bitkileri saymak değil. Tarlanın şu bölgesinde hastalık var diyorsunuz. Çiftçiye dönüp şey diyorsunuz. Tarlanın şu bölgesinde hastalık var diyorsunuz. Bu harran görüntülerini göktürk de ben görmüştüm o 2015 çekilmiş bir görüntü var. Adamlar anız yakıyor. Anız yakmak yasaktır mesela. Hmm. Anız Adam uydu görüntüsü desem ki 25 Haziran 2015'te siz anız yakmışsınız. Bizi ee, izliyorlar. Aklı, aklı çıkar. Sabah evden çıkınca yukarı bir selam verir. Öyle yoluna gider. Ama güzel olurdu yani... ya. <laughs> Yani adamın önüne ben bunu koysam aklı gider adamın aklı. O yüzden de. bir ya evet daha yaparsa. Bayılır falan yani biri bizi gözetliyor. Şey Bak, gözetliyor. Denk getirirsek baya bir şey görüyoruz ha. Hani tamam her zaman denk getiremiyoruz ama denk getirirsek yakarız yani. Ya hocam o bile yeterli olur. Sonra Facebook'a yazıyorlar ya işte FBI izliyormuş da ona hesaplarımız çalınacakmış falan. Cemil <laughs> Mas konusuna gelir yani ona. FBI yani, bizi mangal yaparken de yakalayacak mı diye. Gerçekten benzer bir korku yaşadığı yani özellikle Türkiye'de mesela böyle bir datalarla gidilse halka özellikle yakmışsınız bak geçen sene Haziran ayında diye baygınlık e, geçenler zaten... olacağını eminim ama şey yapamam. Bir kere yapması bile yeter aslında <laughs> yani o bu sosyal medyada bir yayılır evet. demek ki işte Göktürk 2'ye bak bizi, izliyor... olur ya. bizi izliyorlar falan diye gelir ve yani sadece bir insan değil çevresindeki insanlara zaten ciddi ciddi zaten herkese söyler. Bu böyle şey yapar. Bu böyle bayağı büyür. O zaman şunu da soralım. Evet, yani bu çev yani sadece kendi uydularımız örneğin yani İzmir depremi oldu. İzmir depreminin örneğin fotoğrafını çekebilmemiz için işte şu belli bir vakti bekledik. Biz başka ülkelerin Uydularıyla da böyle iletişimde oluyor muyuz? Yani hemen ya işte bak bizim uydumuz işte bir gün sonra geçecek, iki gün sonra geçecek. Ya bizim adımıza hemen bir çekebilir misiniz diyor muyuz? Çok güzel bir soru. Çok da canlı iyi bir örnek oldu. Ee, sorunun yanıtı evet. Çünkü iki tane benim bildiğim organizasyon var. Bir tanesi Disaster Charter. Bir tanesi de e, Copernicus EMS. Ee, bunlar... Dünyadaki bütün afetleri takip ediyorlar ve bizden bildiğim kadarıyla AFAD onlara bir e, uyarı yolluyor diyor ki e, hmm. şurada bir deprem oldu şuranın 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 bana görüntüsünü verin acilen diyor ve bütün e, büyük ticari uydu işletenlerde kapasitenin yaklaşık %5'ini falan bu işlere radarlar yani hani vatana milleti, vatandaşa hizmet diyerek. Orada sel oldu. Burada yangın oldu. Şurada deprem oldu. Hepsi vardır. Radar uydusu radar verisi verir. Optik uydu optik görüntü verir. Ve Copernicus yemez bu görüntüleri analiz edip kaç tane binanın yıkıldığını da, abi bizim anladığımız kadarıyla bu kadarı söylüyor. Şu arada, şu arada, şu arada e, kamp hmm. yapmışsınız. E, burada bina yıkılmış, şuradaki yollar yıkılmış diye size böyle bir rapor gibi bir şey. Bunlar açık internette de var. Bunları Afadı ulaştırıyorlar. Çünkü ne kadar çok uyduğunuz varsa demiştik. Evet, evet. Ee, Kopernikus'ta yine talihsizlik oldu. Depremden sonra ancak e ne kadar sonra geldi ya? Belki 18 saat sonra ya da 24 saat sonra falan hmm. geldi görüntüler. Yine de biraz talihsizlik oldu. Ee, ya Amerika ama... falan yap yapmaz mıydı? Onlardan istemedik mi? Onu bilmiyorum. Ee, hani Mesela Planet'tan istendi mi ne oldu ne etti onu bilmiyorum ama hani bildiğim bir anlamda e, sivil toplum kuruluşu değil ama e, uluslararası bir yardım örgütü olarak çalışan. E, bu şekilde Disaster Charter ve Copernicus EMS var. Ve bu şekilde görüntüler e, gidiyor. Mesela Pleiad'dan geldi, Plaid 1'den geldi. 50 santim çözünürlüklü görüntüleri geldi. Ve e, İTÜ'de e, UHUZAN var. Huzam da evet. bu görüntüleri paylaştı. Orada mesela tek tek yıkılan binaları, çevresini kurtarmak için gelen araçlar, ambulanslar, bir sürü araba kalabalığı falan görebiliyorsunuz bayağı bir Bu anlamda bir telefon açtığınızda abi yandım Allah dediğinizde birileri bu iş için var. Hmm. Peki Bu anlamda güzel. Peki örneğin... E Türkiye'nin çok e, sürekli de söylediği bu İHA'lar falan çalıştı mı? Ö özellikle örneğin bir İzmir depremi gibi bir yerde. Çalışır mı? Onu ya bilmiyorum. Da çalış Çalışırdı. Ama İzmir depremi aslında görece küçük bir alandaydı. Yani mesela depremde ilk sorduğunuz soru şu oluyor. Mesela İstanbul depremi şimdi oldu. Ee, AFAD'ın aklındaki ilk soru şu oluyor. Nereler yıkıldı yani. bana bir haritası lazım. Çünkü hmm. size ilk telefon açana giderseniz... çalışmış bu arada evet. E, yani İHA'ların... E, Şaşmam. Olması gerekeni de bu. Ben mesela Benim ilk yapacağım şey İstanbul'un üstüne elde kaç tane İHA varsa yollamak olur. Hmm, Çünkü hmm. e, depremde mesela bir tanesini işte Beylikdüzü'ne yolladım. Bir tanesini Kadıköy, bir tanesini şeye. Hemen nerelerde yangın var, e, nerelerde binalar yıkıldı hasar tespitinin genel bir resmini görmek istiyor AFAD. Çünkü bir yerde en çok çıkan... İki katlı bina yıkılmış ama Hasperkayat Twitter'da çok kullanıcısı olan birinin e, enkazını adam yollamak istemez. Çok haklı olarak e, sekiz katlı Binalarda oluşan 4 binalık bir siteye öncelikle adam yolla. Çünkü iki katlı binaların ya. olduğu yer adam Siz Bir daha da geri çıkaramazsınız. Döverler siz orada yani. Abi kusura bakmayın. bir <laughs> binada daha çok adam kalmış falan. Öyle bir şansınız yok. O yüzden e, nereye kaç kişi gidecek? Sonra hemen kaç kişi evsiz kaldı? Ne kadarlık benim bunlara bu akşam içerisinde yemek çıkartmam lazım. Battaniye göndermem lazım. Afat gibi büyük organizasyonlar hemen şeye bakarlar. Ee, nerede ne olduğu görmek ister. Yani tabii, bir, tabii. Bir, bir bina. Gen, önemli büyük değildir o bir büyük bina. resmi görelim büyük, büyük resmi görünüm çok kritiktir onlar için. Bu tür işler için çok miktarda İHA ya da bir uydu görüntüsü çok faydalı oluyor. Peki e, bunların processing ne demek? İşlenme süresi bir uydu kadar vakit alıyor mu Örneğin İHAların? Belki İHA ile alakalı da umarım bir konuk alabiliriz bir yakın bir zamanda daha iyi daha detaylı sorular sorabiliriz ama. İhalar canlı görüntü veriyor kullanım konseptleri gereği ve orada Hı, hemen anlık mesela e, ben olsam mesela bunu şöyle yapardım e, Afaddan birinin yanıma oturturdum çünkü onlar enkaz görmek konusunda daha bilgililer ve e, şey derdim abi şuraya git buraya bak, şunu e, yakından biliyorum. bak. Evet. Çünkü yani hmm. bir şey gördüğünüzde o gördüğünüz şeyi yorumlamak da çok kritik. Ee, burada insan mı var, ne var, e, yangın mı var? Hani yangın tabii kolaylıkla anlarsınız ama e, binanın yıkılma şekline bakarak mesela... ...burada bir sonraki artışta da burada daha fazla yıkım olacak. Çünkü onların elinde haritalar da var mesela. Hani neler yıkım olacağını dair zaten <laughs> tahminim var. Ee, hemen oralara ben olsam yollarım öncelikli olarak. Yani yıkılmayacağını bildiğim bir semtte... ...yıkılmayacağını bildiğim semtte de bir sürü bina yıkılacak ama... Yıkılacağını bildiğim semtte çok bina yıkılacak. Ben hemen oraya giderim. Yıkılacağını tahmin etmediğim yere e, yollamam eğer elinde evet. İHA yoksa. Ye Önceliklendirme orada kritik bir triyajın ihtiyaç var. Yine de geniş çaplı resmi e, mutlaka AFAD görmek istiyorum istemesi lazım zaten ister yani ben de yani. isterdim elbette ki bütün bütün İzmir çapında bir yani dediğin gibi önce bir önceliği sırasına konulur ondan sonra da bütün bütün İzmir'i bir dolaşılır burada bir yorum da var da yorumda da işte özellikle yağmalardan bahsediyor işte İHA'larla depremlerde yağmaları engellemenin bir yolu olabilir mi diye işte kimin yaptığı tespit edilirse falan yani e, İHA'ların kamerası zaten insanları rahatlıkla görebiliyor. Senin e, kim olduğunu tespit edebiliyor. Onlarda bir problem yok. Eğer e, polis e, yapmak isterse, o verileri kullanmak isterse ve o anda da denk geldiyse büyük ihtimalle neden olmasın evet, evet. yani olabilir. Ya şey vardı böyle maskesizleri böyle küçük e, şeyde ufak drone'lar var ya onlarla gidip bir de megafon da koymuşlar. birader maskeni tak falan. Gördüm onu, gördüm gördüm çatıda çatı, çatı çocuklar. Şey de yaparsın Gördüm öyle bir video. Ben şaka falan diye düşündüm de herhalde gerçek polis şeyi polis treniyle beraber gelmişti. Baya hem komik hem şeydi bir şeydi yani. Caydırıcılığı gerçek... da olur ya. Var. Yani <laughs> ee, hani her tabii onu her gören okuyor. artık direkt işte sabit. ondan dolayı ben de onu diyorum ya yani sen bu şekilde birkaç tane bak izleniyorsunuz mesajı verirsen gerçekten bu sosyal medyada olsun bütün şeylere ya yani dedikoduyla da olsa yayılır ağızdan ağızda da yayılır sosyal medyada yayılır ve insanlar da izleniyoruz e, olayına e, düşüncesine girerler ki girdeler de zaten ki buna da girdiler zaten. Şey demesek de giriyor abi. O yüzden şey izce biz de oradan yürüyoruz. Yoksa aslında anlatmasaydım daha iyiydi bunlar. Şey, Yok abi, e <laughs> Herkesin gözü sizin üstünüzde doğru şey yapın. Dikkat edin. Herkes ayağına denk alsın falan böyle deseydim daha böyle şey olurdu. Magazine olurdu, <laughs> iyi olurdu yani. <laughs> Damla'nın da şey vardı. Oto kontrol, oto kontrol her şey. Oto kontrole şey yapıyoruz. Zaten Damla da sordu ya. Yani az önce işte uzak uydudan izleniyor muyuz diye. Eğer ki sen zaten person of interest olduysan, seni gerçekten birisi izleyecekse Kafana zaten bir drone gönderir, drone da zaten seni izler yani. Her türlü. <laughs> her türlü. Her türlü izlenir diyorsun. Kilim kilim falan şeyleri burada da yorumlarda da var. <laughs> Gerekiyorsa zaten orada hemen hallederler. Ya şöyle bir soru, şöyle bir soru vardı ben de onu merak etmiştim şimdi konuşurken ee, bu mesela şey machine learning ya da işte e, şey kullanılıyor mu ee, zeka, Ay, zeka. İngilizce söylemek istedim ama başaramadım yani yapay zeka aynen yapay ya. zeka kullanılıyor mu acaba bu görüntülerden sonra mesela şey uydu için bahsediyorum yine İHA'lardan döndüm artık ama yani İHA'lar için de aslında ana fikir e, benzer. Biz onları çok çok fazla ayırmıyoruz. Bizim için onlar veri kaynağı. Yani hani İHA denilen şey benim için hı hı. veri kaynağı. Özellikle hani benim için demeyeyim ben biraz daha uygun tarafını ama e, görüntü işleyenler ve veri üretenlerle, faydalı veri üretenlerle e, yakın çalıştığımız için hani birazcık onların kafasını da biliyorum. Onların tarafından bakıldığında abi dünyanın en iyi uydusunu yaptık falan filan adam ilgilendirmiyor falan Veri kalitesi ne diye bakıyor bana falan. Evet, abi işte uçtuk kaçtık bana hı. ne diyor. Yani o... o bir kaynağı, 10 tane veri kaynağından bir tanesi. Sağ ol, teşekkür ederim. 11. veri bir kaynağım oldun. Kaliteli veri üretiyorsun diyor. Şimdi e, yapay zeka... E, şöyle bir kullanım var. Yapay, hemen çok pratik bir örnekle gireyim. Sonra daha genel dair bir şey söyleyeceğim. Yapay zeka mesela e, şurada işe yarıyor. Çok yakın zamanda iki tane e, çok küçük uydu attı ESA. E, yapay zeka ile bulut tespiti yapmak istiyorlar. Çünkü çok fazla veri indiriyorsunuz dedim ama indirdiğiniz Temiz verilerin çok büyük bir kısmı çöp. Evet. Mesela burada RASAT bu görüntüyü hmm. indirmiş. Ve bu RASAT görüntüsü kullanılabilir Bence pek kullanılabilir. Daha da kötü görüntüler de ben çok gördüm. O yani komple gri mesela, yalan oluyor görüntü. Ya keşke onu uzayda tespit etseydim. Ve hiç indirmeseydim. Hı -hı. Ee, hmm. ve etmek Daha çok kolay bir iş Daha gelmeden Orada filtreleseydim keşke. Şimdi e, yanlış bilmiyorsam çok iyi bilmediğim bir şey ama biraz tahminle söylüyorum ama yapay zeka fi sattı galiba, ee, Alfa sat mıydı, fi sat mıydı? Yapay zeka kullanan bu şekilde bir uyduyu birkaç hafta önce, birkaç ay önce fırlattılar ve bunlarla e, yapay zeka ile bulut tespiti en klasikleşmiş alan bizde. E, çünkü bulut denilen şeyler çok çeşitli ve bir görüntüye baktığınızda bulut nedir? bilmiyorsunuz. Bu yüzden de elinizde bir sürü bulutlu hmm. görüntü var. Bunlar buluttur diyorsunuz. Sistem öğreniyor bunu. Sonra bir sürü görüntüye de salıyorsunuz bu sistemi. Abi bulutları buradan tespit et diyorsunuz. Biliyorsunuz ama onların hangileri olduğunu. İşte 100 tane görüntüden öğrenmek için kullanıyorsunuz. 100 tane görüntü test için kullanıyorsunuz. Test görüntülerinde diyorsunuz ki bu algoritma 198 olasılıkla bulutların yerini tespit ediyor ve belki o verileri hiç indirmiyorsunuz. Bulutun yerini tespit ederseniz gölgesini de tespit evet, ediyorsunuz evet. çünkü gölge görüntüyü bozuyor. O bölgede gölge düzeltmesi yapabilirsiniz bulutun tipine göre veya o, gö o bölgeyi de kullanmazsınız çünkü mesela biz hep görüntülerden konuştuk ama aslında mesela tarımsal uygulama görüntüyle ilgilenmez, radiometrik veriyle ilgilenir. Radiometrik veri görüntünün bir iyisi. Adam şeyi soruyor. E Kaç, hangi e, tayfın hangi aralığında kaç foton geldi hı sorusunu hı hı. yanıtlamaya çalışıyor Görüntü bizim bu iş için kullandığımız bir kısa yol ama... Hani görüntü biraz kızla da çalsa anlarım görüntüyü. Hani uçakları saymak istiyorum mesela. Ya görüntü biraz kızla da çalsa anlarım, yeşile de çalsa anlarım. Yani radyometrik olarak doğru değil. Görüntünün beyaz ayarı diyeyim. Öyle anlatmak kolayıma geliyor. Beyaz ayarı bozuk da olsa... Biz vatandaş olarak görüntüde bir fark görmüyoruz. Ee, ama... Tarım gibi hassas kullanıcılar. Bunlar radyometrik olarak incelikle için görüntü radyometrik olarak kalibre ediliyor ve beyaz ayır yapılmış olarak geliyor hmm, diyeyim. Evet. Onun, oradan aldıkları veri Ooh. bir üst veri ya daha kaliteli bir veri. Ee, bu anlamda e, yani herkesin diyeyim baktığı bir şey var. Yapay zeka şimdi bir de bir adım geriye bir veri füzyonunda da çok kullanılıyor. Yani mesela e, fiziki olarak birbiri ilişkisini anlamakta zorlandığımız, ilişkinin tam kuramadığımız ama alakalı olduğunu düşündüğümüz birçok olay var. İşte mesela güneşteki aktivite artınca bilmem ne oluyor bir yerde falan. Şimdi anlayamıyoruz hı. ama neden olduğunu. Güneşteki aktivite geliyor, radyasyon geliyor, atmosfer ısınıyor, şişiyor, ionosfer değişiyor falan. Ama anlayamıyoruz biz bunu. Ama şunu biliyoruz. Onunla onun bir alakası var. Eğer bu alakayı öğretebilirsek, olduğu bir korelasyon var ve biz hı hı. bunu net anlayamıyoruz ama e, bunu öğretirsek mesela gün Biraz şey diye uydurma bir örnek olacak ama Güneş'teki aktivite çok arttığında toprak nemliliği nasıl değişiyor? O halde Güneş'teki aktiviteyi ölçüp ve hatta tahmin ederek toprak nemliliğe dair örneğin ne söyleyebilirim? Evet, evet. Bunu yapay ile veya bunu uydu görüntüsüyle birleştiriyorum. Bilmem neyle birleştiriyorum hmm. falan bir Başka bir şey elde etmeye çalışıyorum. Rekolte tahmini mesela çok miktarda verinin akıllıca bir şekilde birleştirilmesiyle yapılabilecek bir şey. Evet, evet. Toprak nemi, o güne kadar dolu yağmış mı, don olmuş mu, sıcaklık verisi önemli. İşte ani sıcaklık düşüşü önemli. Trilyon tane veriyi uydu görüntüleriyle de birleştirdiğinizde rekolte tahmini gibi devasa bir kritik bir problemi şey yapabiliyorsunuz. İşi politikaya ve paraya bağlayacağım. Ve koltukla tahmini yaparsanız... ...emtia fiyatları kadar, nasıl değişeceğini anlarsınız. Kadar. Ve ne kadar ekeceğinizi bilirsiniz. Kadar bir, bir, bilirsiniz. E, pi, e, ve pirinç borsasında... ...pirinci ne kadar olacağını... ...daha e, ürünler hasat edilmeden... ...siz biliyor olursunuz. Fındıkta da aynı şey e, biliyoruz. E, biz... yani. Tabii bir ordular olarak fındığın böyle sorunları var. <laughs> Neyse programımızın da bu arada yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Üç tane çok kısa soru Vallahi var. Gerçekten. Aynen zaman çok hızlı geçti. Üç tane çok kısa soru var. O soruları da Yine. sormak istiyorum. Bir tanesi uzaktan algılama ile Hatay'daki yangınlarda yanan alanları belirlemede gerçekten bulut sıkıntı denmiş. Aynı şekilde yani örneğin bir yerde yangın yangını anlık ...tespit etmeye çalışırken... ...yani bulut sonuçta bayağı büyük bir yere dağılıyor. ya Sen bu sırada yangının tam olarak nerede olduğunu... E, ...tespit edememe gibi bir sorun olabiliyor mu? Ya da bulutun... Ee, şöyle oluyor o zaman tam orada kız ötesi kameralar devreye giriyor. Yani hmm. e, tabii çok doğru. E, işte selden bahsettim. Yangın gibi şeyler. Hani bizim görüşümüzü engelleyen e, olaylardı normal bir optik görüntü almak çok zorlaşıyor. Genellikle yangından hemen sonra ne kadar bir alanın yandığını tespiti için rasatta falan görebilirsiniz. Kafanızda bir yangın varsa bildiğiniz o bölgenin o dönemde alınmış bir görüntüsüne bakın. Rasat'ın o gezgin e, GoTR'de bile görünüyor. İşte karşıda yangın çıktı, orada burada yangın çıktı. Onları görebiliyorsunuz. E, kızıl ötesi kamera tam orada işiyor. Yangın anında işlerin nasıl olduğunu kızıl ötesi kamerayla görüyorsunuz. Çünkü kızıl ötesi kamerası size sıcaklığı söylüyor. Ve nerelerin e, hmm. en sıcak noktalar olduğu, nerelerde yangının aslında sönmekte olduğunu hemen orada haritaya oturttuğunuzda görüyorsunuz ve itfaiyeyi oraya yönlendiriyorsunuz. Rüzgar çıktı ve yangın burada şiddetlendiği bilgisini tam o anda görebiliyorsunuz. Gene İHA'lar orada çok işe yarıyor ama tabii İHA dar bir alana bakabildiği için hep aynı noktaya geliyoruz. Çok fazla İHA'ya ihtiyaç var ama... Günde bir iki seferlik bir anlık görüntü olarak yangının fotoğrafını bütün bu işte ilgilenen kontrol kademesindekilere vermek söz konusu oluyor ve ve böylece kaynakların en doğru yere anında yönlendirilmesi evet, evet. ve önlem alınması sağlanıyor. Evet, diğer iki soruya da gelelim. Nasıl bir enerji kaynağı var o uydunun? Vay arkadaş demiş. Bunu ben cevaplayayım, bir sonrakini siz cevaplayın. Güneş enerjisi. <laughs> her şey uzayda şey güneş enerjisi. <laughs> Abi nükleerciler var. Ayıp ediyorsun. Nasıl olarak gizliyor musunuz? <laughs> nükleer. ya başka programlarda açıklamıştık. Şimdi oraya girmeyelim. Ama nükleer dediğimiz şey de bildiğimiz bu denizaltılarında kullanılan nükleer santral gibi bir şey değil. Sadece sıcaklığı kullanıyor. Isıtıyor sadece etrafı. O ısıyı termal enerjiye çeviriyor. diğer soruda son sorumuz da bu olsun. Hocam görüntü işlemede hangi programları kullanıyorsunuz? Diye bir soru gelmiş. Örneğin ben şimdi... Dediniz ya bazı bazı görüntüler halka açık. Ben o halka açık görüntüyü download etsem kendi bilgisayarıma çok meraklıyım. E, nasıl bunu işleyeceğim ya da işlenmiş mi bu görüntüler? İşlenmiş geliyor. E, hemen soruyu şöyle yanıtlayayım. E, arkada e, açık kaynak e, Gdal diye bir e, kütüphane var. Mesela o çok sık kullanılır. Uydu görüntünün işlenmesinde. E, o çok sık kullanılıyor. Bir de hazır yazılımlar var elbette. Genellikle uyduya atan e, o yazılımları da hazırlıyor. Böylece bir yazılım zinciri ortaya çıkartıyor. Bunlar genellikle hazır kütüphaneleri kullanıyorlar. Veya kendileri geliştiriyorlar belli kütüphaneleri. E, ama size kadar geldiğinde, siz artık kullanıcısınız, ee, siz indiriyorsunuz görüntüyü ve normal bir görüntü gibi açabileceğiniz gibi daha iyisi görüntü konumlandırmış olduğu için. Mesela Google Earth'e üstüne yapıştırdığınızda hemen görüntü doğru yerde, coğrafi olarak doğru yerde zart diye çıkıyor zaten. Hı hı. Hemen orada bir katman olarak görüyorsunuz. 2-3 tane katman koyabilirsiniz. İşte öncesi, sonrası, şu, sur, diye görebilirsiniz. Özelleşmiş yazılımlar var. ArcGIS var. Açık kaynak olan QGIS var. Bu tür yazılımlar ise artık birazcık daha işi binenlerinin kullanacağı yazılımlar var deyip kapatayım. Bu arada bir şey var. Evet. Dronlarla konusunda konuşunca evet. işte Selçuk Bayraktar'ı da davet etmek istemez misiniz? Elbette ki isteriz yani. Özellikle dronları konusunu konuşmayı elbette ki çok ben de şahsen çok merak ediyorum. Onlar e, dinlemeyi de isteriz. Bayağı bir bununla alakalı yorum geldi. Onun da o şekilde cevaplama, cevaplayalım. Evet. E, o zaman evet. çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş da kapatalım. Damla e, söz sende. Evet. <laughs> Aynen. E, Egemen Hocam çok teşekkür ederiz bu arada verdiğiniz bilgiler için. Artık evde herkes perdeleri kapalı oturacak diye düşünüyorum bu yayın sonrası. Değil mi kimse yani? <laughs> kimse perdeleri bu saatten sonra açmasını geldiysen bilgilerden. Bunu yap ama. Yani böyle değil. Hocam ben, evet, ben yine de göstereyim. şimdi şey yapmam. Ee, ne olur ne biz olmaz. Bizde perdeler yok. <laughs> yani. Aa, öyle bir mesaj vermiş kötüsü, olayım. Kötüsü, kötüsü. Hollanda'da biz de hiç kapatmıyoruz <laughs> Bizde de, de yok ama ya. ben bu saatten sonra alacağım. Hollanda'da hiç perde yok abi. Hollanda'nın derdi nedir anlamadım. Yani hiçbir şekilde. Bizim Orada ama 9. kattaydı. Biz baya... Layda'nın en yüksek binasının 22 katlı binaydı. 9. katındaydık. Ve önümüz tamamen boştu zaten. Biz Perde perde aldık ama boşuna almıştık yani. Bir perdemiz vardı ama hiç kapatmamıştık. Demek ki izlenebilirmiş Ya siz. öyle zaten açık alanlarda açık alanlarda çok A, Hollanda'da hiç kullanılmıyor perde galiba zaten. Perdeleri hep orada hiç ee, kullanılmıyor. Şöyle bir, yani. şöyle bir şeyden bahsetmişlerdi orada da yani insanlar evinin içerisi bak benim evim bu kadar güzel falan diye görsünler diye zaten açıyorlar izleyin falan tarzında. Öyle. <laughs> Abi ben de aynısını duydum ama hadi dedim demeyeyim. <laughs> Abartılmasın biz. Abartılmaz. Peki. Ee, teşekkür ediyoruz Ekemen hocam. Ben size bırakacağım sözü ama ondan önce de şey sözünü sizden alayım. Başka bir konuda tekrar sizi programımızda bekleriz. Bu arada çok keyifliydi sohbetiniz. Ee, çok teşekkür ederiz. Yani, bir saat işte... önce bizi aydınlattığınız için <laughs> bilgi de verdiğiniz için. Ee, son olarak sözü size bırakayım. Ondan önce de son bir sorum var bütün e, katılımcılarımızdan. Bunu istiyorum arkadaşlarımıza son okuduğunuz kitap olabilir, dizi olabilir, önerebileceğiniz bir kaynak olabilir, önerebileceğiniz herhangi bir bu konularla ilgili bilgi alabilecekleri application olabilir, web sitesi olabilir fark etmez. Böyle önerileriniz var Sizin verebilirsiniz. Sizi takip etsinler. Zaten e, sosyal medya hesaplarınızda yazıyor. E, sonra da yayını kapatalım. E, teşekkür ederim. E, Twitter'da çok aktifim. Milletin sorularını yanıtlıyorum. Evet, evet. E, herkesi iyi kötü bilgilendirmeye çalışıyorum elden geldiğince. E, onu söyleyebilirim. Hani orada varım. E, sorusu olanları or tarafa Hı -hı. beklerim diyeyim. En son izlediğim ve beni en çok etkileyen gerçi Twitter'da bayağı bir yazdım ama hani sonunda spoiler sıkıntısı olmaz herhalde. Challenger faciası ile ilgili Netflix'te çok hmm. güzel bir e, dizi vardı. E, Challenger Final Flight diye. Yani oradan sistem mühendisliği olarak alınacak çok ders var. Yani vay arkadaş neler yapmışlar hmm. diye. Ya yani, NASA'da da bunlar yapılıyor. Çünkü insanların olduğu yerde her yerde bunlar var ve oradan alınacak çok ders var. Çok güzeldi o gerçekten. Onun Columbia versiyonunu da duymayı, izlemeyi çok isterim. E, ve de Herkese, ya ben uydu öğrenmek istiyorum, yörünge mekaniği öğrenmek istiyorum diyen herkese Kerbal Space Program diye bir oyun var. Oyun dediğime bakmayın, ya yani hem çok eğlenceli, ben eve iş getirmemek için e, oynamıyorum. Ama e, herkese öneririm. Uydularım uyduları hepsini oradan çok güzel anlarsınız. Bütün dinamikler, neden görüntü çekilemiyor, e, ISS neden zor, birçok şeyi orada anlıyorsunuz zaten. Basitleştirilmiş olan versiyonu bile çok zor. O nedenle e, Spaces Hard lafının evet. hakkını o oyunda vereceksiniz diye düşünüyorum. Evet. O zaman teşekkür ediyoruz budur. hocam. Teşekkür ederiz <laughs> o zaman o, hocam. Çok sağ ben olun. E, bugün bizi yayında ayrıca chatte de katılan sorularıyla bizi aydınlatan diğer arkadaşlarımıza da kafamızda soru işaretleri oluştan diğer arkadaşlarımıza 21'de Cumartesi günü yine buradayız. Bizi takip etmeyi unutmayın diyorum. Hoşçakalın. İyi geceler. Görüşmek üzere. Bye bye.